Haber Bayezid'e ulaşana kadar biz Nibolu Kalesi'ni alırız. Osmanlı başkenti Edirne'yi ele geçiririz. Anadolu'yu çiğneriz. Kudüs'e kadar gideriz. Kaleyi henüz yeni kuşatmışken bir bakıyorlar Yıldırım Beyazıt gelmiş. Sigismund'a doğru bağırmaya başladılar diye. Gelin de alın esirlerinizi diye. Öldürülen Osmanlı askerlerinin intikamını almaya almıştı diyor. Halkımdan birine yanlış yapan bir askerin sonu böyle olur. Peki Osmanlı tarihlerinde Yıldırım Bayezid'in içki içmesiyle alakalı ne bahsediliyor ve nasıl bahsediliyor? İstanbul'u fethedip Fatih olacaktı, Mısır'ı fethedip Yavuz olacaktı belki. Kim savaşa gelmezse karısı üç taraflı ondan boş olsun. Yani direkt mektupta Yıldırım Bayezid Timur'u savaşa çağırıyor yani. İbni Arabşah'a göre Timur Anadolu'nun dörtte üçünü öldürmüştür. Tamamen yakmıştır Anadolu'yu. Mallarını yağmalamıştır. Türkçü olan bir adam 1,5-2 milyon tane Türk katletmiş bir adamı sevemez. 4. Murat Bursa'ya geldi, Yıldırım Bayezid'in kabrine gitti ve kabri tekmeledi. Bayezid yetişti, Yıldırım gibi yetişti. Öncelikle hoş geldin. Hoş bulduk. Uzun zaman oldu yorumlara cevaplar yapmayalı. Biz de özledik. Tabii bu uzun süre zarfında bizim de başka işlerimiz vardı. Taşınmaydı, ofisti, ofis malzemeleriydi. Biraz daha profesyonelleştirmek için ışıktı, mikrofondu vesaire. Bunlarla da uğraşmak zorunda kaldık. Ama şu an güzel. Yani biraz daha işlerimizi yoluna koyduk. Harp tarihinde haftada bir video, hala emelimize tam olarak ulaşamadık. Ama o emele ulaşma gayreti gösteriyoruz yani inşallah. Ekibimizi genişlettik bu sırada. Ekibimize yeni katılanlar oldu. Güzel gidiyor yani şu anda. Evet, yorumlara cevaplar bayağıdır yapmadık. Aslında bizim hedefimiz hep şuydu. Bir harp tarihinde bir serilere başladık biliyorsunuz. Bu serilerde mesela işte Osman Gazi, Orhan Gazi, 1. Murat serisini yaptık. Yıldırım Bayezid serisini yaptık. Mesela biz Yavuz Sultan Selim serisini bitirdiğimizde hemen akabinde bir Yavuz Sultan Selim'le alakalı bir soru cevap yapmıştık. Çok güzel olmuştu. Çünkü biz videolarda her şeyi detaylı bir şekilde anlatamayabiliyoruz. Çünkü o videonun bir kendi hikayesi var içinde. Giriş gelişme sonucu var. Daha çok siyasi tarihi ve harp tarihine odaklandığımız için. O videolarda çok böyle detaylara giremiyoruz. Fakat kişisel şeyler merak ediliyor. Yorumlara cevaplarda da bunlara da yer verebiliyoruz. O yüzden güzel oluyor. Artık burası freestyle oluyor. Serbest bir şekilde her şeyden anlatabiliyorsun burada. Çünkü bir video konseptine, bir animasyona, haritaya uygun bir şey olmasına gerek yok burada. Sen o şahsiyetin evinde ne yaptığından, işte kitap okurken gözlük takıp takmadığın her şeyi anlatabiliyorsun burada. Daha rahat oluyorsun yani. O yüzden aslında ben bu yorumlara cevapları daha çok seviyorum. Daha fazla mesela bana gelen yorumlarda şunu görüyorum. Ya daha detaylı anlat. Daha böyle detaylara gir. Üstün körü anlatıp geçme. Evet, ama bunu videoda yapabilmek zor. O yüzden o detayları yorumlara cevaplarda daha çok işliyoruz ve akıllara takılan soruları da burada cevaplandırıyoruz. Bu açıdan da güzel oluyor yani. Ya adam mesela bunu böyle niye anlattın diye soracak. Ona bir cevap vermemiz gerekiyor. Ve biz de en son toplulukla bir gönderi paylaştık. İşte Yıldırım Bayezid serisini bitirmiştik en son. Yıldırım Bayezid'le alakalı bir soru cevap gelsin mi? Uzun zamandır yapmadık diye. Oraya gelen yorumlardan en merak edilenleri bizim de bilgimiz olduğu kadarıyla cevaplandırmaya gayret ettik. Bu arada bu yorumlara cevaplar videosu harp tarihinde son yayınlanan yorumlara cevaplar videosu olabilir. Yani emin değilim. Her ne kadar harp tarihinin kurucusu ben olsam da ben burada tek başıma değilim. Çünkü başka bir ekip arkadaşlarımız da var burada. Araştırma yapan arkadaşlar var. Animasyon yapan arkadaşlar var. Dolayısıyla tek başıma beni temsil eden bir şey olsun istemedim. Ben biraz kendi şahsi yorumlarımı da kattığım zaman bunun kanala zarar verdiğini düşünenler oldu. Halbuki bu bir harp tarihi kanalıdır yani. Çok fazla benim kendi kişisel yorumlarım olmaması gereken bir mecra. Çünkü genel dünya tarihine de işliyoruz veya her konuyu işliyoruz. Dolayısıyla benim kendi yaptığım yorumlar kanalı bu şekilde kötü etkilememesi için şöyle bir şey yapmaya karar verdik. Ben kendime şahsi olarak bir YouTube kanalı açmaya karar verdim. Bundan sonra bu tarz soru cevap türü şeyleri veya işte bir konuyla alakalı konuşma yapabileceğimiz meseleleri orada kendi kanalımda, yani şahsi benim yorumlarım beni bağlar harp tarihi kanalını çok fazla alakalı, çünkü orası biraz daha harp tarihi akademik kaynaklar üzerinden daha fazla, hani yorumun daha az, kaynakların ve akademik bakış açısının daha fazla olduğu bir yer olması gerekiyor. Bir de videolarda giriş gelişme sonucu tabii, yani tabii o da var yani, giriş gelişme sonucu var.
Harp Tarihi kanalında yayınladığım zaman bunları daha farklı bir şey oluyor. Yani bu Harp Tarihi'nin görüşü halbuki öyle değil. Bizim burada çok değerli akademi camiasından da çalıştığımız insanlar var yani. Onlar da burada söz sahibiler. Dolayısıyla ben sanki onlar adına da konuşuyormuşum gibi bir algı oluşabilir. Çünkü benim yorumlarım beni bağlar yani. Bu kanalı bağlayan bir şey değil. O yüzden ben kendi şahsi yorumlarım kendi kanalımda yapacağım. Kendi adımla açtım kanalı Muhammed Bilal Saraçoğlu diye. İsteyenler abone olabilirler. İlerleyen zamanlarda orada canlı yayınlar falan yapabiliriz. Bakalım hayırlısı inşallah. Yani buradan takipçilerime kanala abone olurlarsa sevinirim. Bildirim zilini de açsınlar ki gelecek videolardan haberdar olsunlar. Harp tarihi tabii yine eski usul devam edecek. Tarih videolarımız haritalı ve animasyonlu bir şekilde devam edecek. Ama artık Harp Tarihi kanalında yüz olarak beni görmeyeceksiniz yani. Evet, maalesef. Sorulara başlayabiliriz. Evet. Direkt yorum olarak gitmeyeceğim. Sorulan konuyu özetleyerek bir soru soracağım. Güzel olur. Şey yaparsınız ama yorumları da yani videoya koyarız. Tabii. Yıldırım Bayezid'e Yıldırım lakabı gençliğine verildi diye biliyorum. Neden böyle bir lakap takıldı? Şimdi Yıldırım Bayezid'e Yıldırım lakabının verilmesi birkaç farklı rivayet var. Ama ekseriyetle Frank yazısı savaşında bu 1387 olması lazım veya 86 o yılda Karamanlılarla 1. Murat arasında bir savaş oluyor. Frank yazısı diye çok büyük bir savaş. Hatta modern tarihçiler bu savaş için şöyle derler. Osmanlı'nın ilk tarih yazıcılığının yani detaylı tarih yazıcılığının başladığı savaş olarak bildirirler. Çünkü bu savaştan sonra 1. Murat gönderdiği beşaretname vardır. Yani fetihname cinsinden. Sultan Ahmet Celayir'e gönderdiği bir beşaretname vardır. Orada savaşı detaylı bir şekilde anlatır. İşte şöyle oldu, biz şuradan saldırdık, buradan işte sol kanattan şöyle oldu, böyle oldu falan gibi. Dolayısıyla bu detay vermesi çok önemlidir. O yüzden savaş tarihi yazıcılığının başlangıcı gibi kabul edilir Frank yazısı muharebesi. Bu muharebe çok şiddetli geçiyor. Karamanoğlu askerleri, çünkü Karamanoğlu o zaman Anadolu'da en güçlü iki beylik var. Biri Osmanoğlu, biri Karamanoğlu. İkisi hep yarış halindedir ve Karamanoğulları gerçekten güçlü savaşçılardır. Çoğunlukla eski Türk geleneğini sürdürürler savaşlarda ve Selçuklu tabii şeyi vardır üzerlerinde. Hanedan olarak bir bağlantıları yoktur fakat kültür olarak Selçuklu kültürleri vardır. Başkentleri Konya, Selçuklu'nun başkenti. Dolayısıyla güçlü ordulara sahipler. Ve Moğollar var ordularında. Bozkır'ın orduları, diğer tarafta da Osmanlı orduları. Savaş çok şiddetli geçiyor. Bu savaşta Yıldırım Bayezid Osmanlı ordusunun sol kanadına komuta ediyor. Yine Frank yazısı muharebesinde biz bunu detaylı işledik. Oradan izlemeyenler izleyebilir. Sol kanat komutanı Yıldırım Bayezid burada. Karamanlılar çok ilginç bir taktik uyguluyorlar. Bütün gücünü merkeze kaydırıyorlar. Osmanlı'nın da çünkü bütün gücü merkezde. Sağ ve sol kanatlar sadece emniyet tedbiri gibi bir görev görüyor bu savaşta. Hani bir şey olursa müdahale edelim falan filan gibisi. Karaman merkeze çok şiddetli bir hücum gerçekleştirirken burada Tatar okçuları çok önemli bir vaziyette. Bunlar da merkezde hemen Karaman ordusunun arkasında bulunuyorlar ve çok iyi nişancılar. Karamanlılar önde onlarla savaşırken arkadan sürekli Osmanlı ordusunu ok yağmuruna tutuyorlar. Sürekli yağan ok yağmuru ve arka taraflara doğru. Dolayısıyla Osmanlı ordusu bu oklardan dolayı bir yandan önde savaşıp bir yanda ok yağmurunda kalmasından dolayı çok zorluk yaşıyor. Yıldırım Bayezid bunu fark ediyor. Sol kanattan babasına gidiyor, izin istiyor. İzin ver şu okçuları halledeyim. Babası diyor şimdilik dur yerinde. Fakat bir süre sonra merkez zayıflamaya başlıyor, dağılmaya başlıyor. Merkezde Ali Paşa var. Artık iyice orduyu nasıl tutacağını bilemediği bir anda sürekli takviye ordular gönderiyor 1. Murat. Fakat bakıyor ki artık çöktü, çökecek yani merkez. Merkezin çökmesi demek savaşın kaybı demek zaten. Çok kritik bir alan. Yıldırım Bayezid bir daha geliyor. Baba diyor izin ver gideyim, bak ben duramıyorum yani. Yıldırım Bayezid'in tavrı biraz böyle aceleci ve fevri bir adamdır. Hemen sert, hemen gidelim vuralım kuralım asalım diye. Yani tabiatı biraz hızlı. Yıldırım lakabının verilmesinin sebeplerinden bir tanesi de budur mesela. Yani çok hızlı atik olması. Daha sonra tamam diyor 1. Murat git diyor. Yanına hızlı süvarileri alıyor Yıldırım Bayezid. En hızlı süvarileriyle gidiyor. Ordunun arkasından dolaşıp Tatar okçularına doğru saldırıya geçiyor. Tabi bu sırada ordu artık çekilmeye başlıyor. Osmanlı merkez ordusu yani Ali Paşa orduyu tutamıyor. Derken bir bakıyor karşıda Yıldırım Bayezid'in sancakları var. Her ordunun, her şehzadenin kendi sancağı vardır. Yıldırım Bayezid'in sancaklarını görünce ordusunu hemen toparlamak için şey yapıyor. Kaçmayın, çekilmeyin. Bak Bayezid geliyor. Hani şehzade Bayezid geliyor. Kaçmayın, çekilmeyin diye ordusunu bakıyorlar. Bayezid'in sancakları karşıda dalgalanıyor. Bu askerler çok cuşa geliyor bundan. Ya bizim şehzademiz bizi kurtarmak için düşmanın arasına kendisini atmış.
Şehzade böyle yaptıysa biz ne yapalım, bir gayrete geliyorlar, hücuma kalkıyorlar. Bu sırada da Yıldırım Beyazıt bütün okçuları biçerek ilerliyor, paramparça ediyor. Yine Feridun Bey müşahatında geçen 1. Murat'ın mektubunda buraya da değiniyor. 1. Murat bu mektupta ilginç bir şey söylüyor. Diyor ki ordu dağılmak üzereydi ve kutlu evladımız Bayezid Han Yıldırım gibi yetişti. Mektupta direkt Yıldırım gibi ifadesi kullanılıyor mesela. İlk Yıldırım diye bahsedildiği tarihi kaynak olarak da bu eserdir. Bu eserdir, Feridun Bey'in müşahatında vardır bu. Ve Bayezid onları Konya'ya kadar kovaladı der yani. İlk bahsedilen savaşta bu askerler de bundan çok etkileniyor. Dolayısıyla asker her zaman Bayezid'i çok seviyor ve asker arasında yaygınlaşıyor bu söz. Bayezid yetişti, Yıldırım gibi yetişti. Bayezid yetişti, Yıldırım gibi yetişti. Bu böyle bir efsaneye dönüşüyor asker arasında. Yıldırım Bayezid hani. Çok atik, çok hızlı. Bir diğer şey de bunun şudur. Batılılar da öyle der. Nibolu Muharebesi'nde ona bu lakabın verildiğini söylerler. Nibolu Muharebesi çok önemli bir savaştır. Onun da videosunu yaptık. O mutlaka izlenmeli. Nibolu Muharebesi'nde bakın ordunun komutanı Sigismund İmparator sadece Macarların imparatoru değildir. Aynı zamanda Kutsal Roma İmparatorudur kendisi. Çok önemli bir adamdır Sigismund. Ve bütün Avrupa ordu göndermiştir oraya. Venedik'ine kadar. Venedik bizzat asker göndermese bile maddi destekte bulunmuştur en azından. İngiltere'si, Fransa'sı, bütün Avrupa ordusunun toplandığı bir savaştır Nibolu. Ve bu Sigismund Nibolu'ya geliyor ve Nibolu'da bir konuşma yapıyor askerine. Daha sınırı yeni geçmiş, kaleyi kuşatmaya başlamış. Diyor ki, haber Bayezid'e ulaşana kadar biz Nibolu kalesini alırız. Osmanlı başkenti Edirne'yi ele geçiririz. Anadolu'yu çiğneriz. Kudüs'e kadar gideriz. Böyle orduyu böyle bu minvalde bir cesaretlendirdiği bir konuşması var. Fakat kaleyi henüz yeni kuşatmışken bir bakıyorlar Yıldırım Beyazıt gelmiş. Hepsi afallıyor yani. Ne ara geldi, ne ara haber aldı. Yani onlar çok daha zamanlarının olduğunu zannediyorlardı. Batılı tarihçiler bundan şaşkınlıkla bahsederler. Ve Yıldırım lakabının da ya bu süratli gelişinden dolayı, Nibolu'ya bu kadar hızlı gelişinden dolayı biz ona Yıldırım diyoruz gibisinden konuşurlar ama halbuki başka savaşlarda da aynıydı yani. Sürati çok önemli. Bire birden Osmanlı ordusunun karşısında görünce daha kaleyi kuşatmaya şey yapamadan, fırsat bulamadan Osmanlı ile savaşa giriyorsun yani. Daha Osmanlı'nın sınırıdır Nibolu. Yani kuzey sınırıdır. Daha sınırda girdiği yerde imha olmuştur Haçlı ordusu yani. Daha nerede ki daha diğer şehirlere gelsin. Sürati çok önemli. Ve orduyu sevk ederken çok orduyu zorlayan bir padişah. Ama bu asker tarafından da bir yandan da sevilmeyen bir özellik Yıldırım Bayezid'e. Orduyu çok zorluyor. Normalde bir ordu bir yere sefere giderken maksimum ordunun yapabileceği menzil 40 kilometredir. O da artık bir atın yorgunluk şeyidir yani. 40 kilometre sonra dinlenirsin, çadırını kurarsın, yemeğini yersin, akşam olur yatarsın, sabah kalkarsın, sabah namazını kılarsın, bir 40 kilometre daha gidersin. Yani 2 günde 80 kilometre yol alırsın. Normali budur yani. Fakat Yıldırım Bayezid 80 kilometreye kadar zorluyordu bir günde yani. Neredeyse iki katı askeri çok yoruyordu yani. Asker bittik tükendik devam oraya varacak. Çünkü Yıldırım Beyazıt mesela bir şeyi kafaya koyduğu zaman çok böyle haris bir adam. Mesela şey de öyledir. Bredoğan muhabbeti. Tarihçiler anlatıyor. Aklı fikri diyor Nibolu Kalesi'nde ya. Kaleye ne oldu? Kaleye ne oldu? Hani Doğan teslim oldu mu? Hemen haberciler gönderiyor. Haberciler gönderiyorlar. Haberciler geri geliyor. Ulaşamıyorlar kaleye. Kalenin etrafı düşman kaynıyor diyor. Biz o kaleye giremeyiz diyorlar. Duramıyor yerinde. Ya teslim olursa, ya kaleyi verirse, ya şöyle Müslümanlar ölürse, ya işte benim halkıma zarar gelirse, sürekli böyle şey kafayı yani tırlatan bir yapısı var. Mesela Yıldırım Bayezid'in psikolojik analizini yapan bir makale görmüştüm. Ben çok hoşuma gitmişti. Yıldırım Bayezid'in çocukluğundan itibaren yaşadığı ve onu da oluşturacak travmaları anlatıyor mesela. İşte Kosova Savaşı'nda babasının şehit edilişini birebir gözüyle görüyor. Kendi kardeşini boğdurmak zorunda kalıyor. Yani yaşadığı travmaları anlatıyor. Bu travmalar diyor artık onun psikolojisini bozacak duruma gelmişti diyor mesela. Psikoanalizini yapıyor yani. Benim çok ilgimi çeken bir makaleydi o. Gerçekten dayanamıyor, duramıyor, kafaya takıyor. Sürekli orada. Şimdi bu kadar kafaya takan adam 40 kilometrede sonra durup uyumaya şey yapabilir mi? Yok. Durmayın abi, yürüyebiliyorsanız dayanabildiğiniz yere kadar devam. Orada da yoruluyor yani. Sürati de askerin de ona Yıldırım demesinin sebeplerinden bir tanesi yani. Ve Sigismund da bu arada Avrupa'nın en önemli adamıdır dediğim gibi. Nibolu Muharebesi çok büyük bir zaferdir yani. Aslında Nibolu Muharebesi'nin özeti şudur. Osmanlı bütün Avrupa'nın çıkarabildiği en güçlü orduyu mağlup etmiştir. Tek başına. Hem de birkaç saatte yani. Ve tek başına. Müttefiksiz bir şekilde. Yine dediğim gibi El Cezeri bu savaşta bulunuyordu mesela. Hatta eserinde de şey yazıyor. Bayezid alelacele yola çıktığı için fazla asker de toplayamadı diyor mesela. Ona rağmen çok büyük bir savaştır yani. Ve bu savaşta El Cezeri'nin de yine anlattığı bir şey var. Schildberger de aynısını anlatır.
ölen Osmanlı askerlerini görüyor savaştan sonra Yıldırım Bayezid. Yerde yatan ölü askerlerini görünce çok sinirleniyor, çok öfkeleniyor. Bayağı bir kriz geçiriyor yani. Haçlı ordusundan esir edilen herkesin idam edilmesini emrediyor o zaman. Esirlerin idam edildiğini El Cezeri'de yazıyor, Schildberger'de yazıyor yani. Birçok esiri idam ediyor. Hepsini değil tabii de. Bu psikanalizini yapan doktor da aynı şeyi söylüyor mesela. Yani bu bir travmanın eseridir bu diyor yani. Bu bir vahşet. Dolayısıyla Yıldırım lakabının olayı budur yani. Her savaş öncesi süratle hareket etmesi, dinlenmek nedir bilmemesi, yerinde duramaması. Bugün psikolojide ne diyorlar ona? Bir şeyi var ona. Hiperaktivite mi? Hiperaktivite böyle içi içine sığmamak. Aslında tam bir hiperaktif bir adamdır yani Yıldırım Bayezid. Yani Yıldırım Bayezid Neybolu'da esirleri katletti mi? Yani görgü tanıklarının anlattığı bu. Mesela Schildberger o zamanın bir görgü tanığıdır. Kendisi Alman ordusunda yer alıyor. Bavyeralı. Ve o zamanlar da 16 yaşlarındaymış. Kendi ifadelerine göre. Nibolu Muharebesi'ni uzun uzun anlatıyor. Şeyden de bahsediyor. O da çok ilginçtir. Hani Yıldırım Bayezid'in ne kadar sürede geldiğiyle alakalı. Mesela şey diyor. Biz Nibolu'ya geldik. 16 gün Nibolu Kalesi'ni kuşattık. 16. gün Yıldırım Bayezid geldi diyor. Demek ki 16 günde hemen orduyu toplayıp yola çıkmış gelmiş. El Cezeri'ye o zaman Yıldırım Bayezid'in ordusunda alelacele bir sefere çıkıldığı için Yıldırım Bayezid fazla asker toplayamadı diyor. Buna rağmen Nibolu Kalesi'ne ulaşıyorlar ve Schildberger tabi savaşın detaylarını anlatıyor. Savaşın sonunda şöyle diyor. Bayezid diyor savaşı kazandıktan sonra ordugahını Sigismund'un ordugah kurduğu yere kurdu diyor. Savaş alanını dolaştı diyor. Ölen Osmanlı askerlerini görünce çok kinlendi diyor yani. Bütün esirlerin toplanmasını emretti diyor. Elleri bağlı bir şekilde. Öldürülen Osmanlı askerlerinin intikamını almaya andıştı diyor. Bütün esirleri önüne getirmelerini emretti. Bunu yapmayanların da ağır bir şekilde cezalandırılacaklarını söylüyor. Ertesi gün diyor esirleri getirdiler. Herkes kendi aldığı esirleri iplere bağlı bir şekilde getirdi diyor. Bu arada diyor ben de iki arkadaşımla beraber bağlı bir şekilde getirildim diyor. Ve burada esirler getirildikten sonra diyor Bayezid emir verdi. Herkes kendi esirlerinin kafasını vursun. Bunu kendi yapmak istemeyenler de bunu bir başkasına yaptırsın diye emretti diyor. Benim aynı ipte beraber esir tutulduğum iki arkadaşım gözümün önünde kafaları kesilerek idam edildi diyor. Sıra bana gelmişti ki diyor. Bayezid'in yanındaki oğlu yani onun şehzadesi beni görünce benim öldürülmememi söyledi diyor. Bunun daha yaşı gençtir dedi diyor. Ben daha o zaman 16 yaşlarında falanım diyor yani. Ve Osmanlı'da o vardı diyor yani. 20 yaşından küçükleri öldürmezlerdi diyor. Bunun da sebebi şu. O daha hani genç, eğitim alabilir, bir şeyler öğrenebilir çağında olduğu için 20 yaşından büyükleri öldürdüler. Küçükleri de ya bunlar saraya sokarız, şöyle eğitim veririz, böyle yanımıza hizmet olarak, hizmetçi olarak alırız veya yanımızda şu işlerde bunları kullanırız falan gibi düşüncelerle 20 yaşından küçükleri öldürmediler diyor. Bu esirlerin öldürme işi sabahtan akşama kadar devam etti diyor. Yani çok fazla esir öldürüldüğünü söylüyor. Sonra diyor Bayezid'in danışmanları bu öldürme işine nihayet verilmesi gerektiğini söylediler diyor. Bu kadar kan dökmenin artık yeterli olduğunu, daha fazlasını yaparsa Allah'ın lanetine uğrayacağını söylediler diyor Yıldırım'a. Bunun üzerine kral diyor bu dileği kabul edip öldürme işine son verdi diyor. Bunlar arasından kendi payına düşen esirleri ayırdı diyor aralarından. Diğerlerini de diğer komutanlara verdi esirleri diyor. Ben de diyor Yıldırım Bayezid'in payına düşenlerdendim diyor. 300 kişiler ve bizi Edirne'ye sevk ettiler. Edirne'de bir süre kaldıktan sonra da Gelibolu'ya sevk ettiler diyor. Orası diyor Osmanlıların tersanesinin olduğu yerdi diyor. Gelibolu'da bir kalede 2 ay boyunca hapis tutulduk diyor. Bu arada mesela aynısı Tacut Tevarek'te de anlatılır Hoca Saadettin Efendi tarafına. Hoca Saadettin Efendi bunu nereden almış? Timurtaş oğlu Umur Bey vardır. Timurtaş Paşa, Kara Timurtaş Paşa'dır. Yıldırım Bayezid'in lalasıdır. Umur Bey de onun oğludur. Nibolu Muharebesi'nde bulunmuştur. Onun sohbetlerinde bulunan bir tarihçi yazmış diyor bunları. Ben de ondan aldım diyor Hoca Saadettin Efendi. O tarihçi demiş ki yani o cenkte bulunan Umur Bey'in sohbetlerine katılan tarihçi demiş ki Umur Bey bu fakire dediler ki o cenkte sadece bizim birliğimize düşen esir sayısı 2000'den fazlaydı demiş. Çok fazla esir var Nibolu. Bu arada bir şey daha şahit olmuş o da ilginçtir. Sigismund biliyorsun Tuna Nehri'nden
Kaçtım Nibolu Muharebesi'nde bunu da detaylı bir şekilde anlatmıştık. Tuna Nehri'nden kaçınca gemilerle Karadeniz'e iniyor. Karadeniz'den İstanbul'a, İstanbul'dan da Gelibolu Çanakkale Boğazı'ndan geçiyor. Tam o sırada onun geçişine denk geldik diyor biz Gelibolu'dayken. Bizi diyor Sigismund'a nispet olmamız için çıkardılar diyor karaya, sahile. Orada diyor bizi tek sıra halinde dizdiler diyor Türkler. Ve Sigismund'un tam geçtiği sırada Sigismund'a doğru bağırmaya başladılar diyor. Gelin de alın esirlerinizi diye. Dalga geçer gibisinden. Sigismund da bizi gördü diyor. İmparator, Kutsal Roma İmparatoru. Fakat diyor bir şey yapamadı ama Osmanlılar da donanmaları olmadığı için ona bir şey yapamadı doğru düzgün. Hani aralarında ufak tefek çatışmalar olduysa da diyor Sigismund gemiye bindi, salimen ayrıldı diyor. Yine aynı zamanda El Cezeri'de Nibolu Muharebesi'nde bulunanlar arasında o da eserinde yine aynı şeyi söylüyor. Tafsilatı anlatıyor ama Schildberger kadar tafsilat vermiyor tabii, o biraz daha kısa geçiyor. İşte diyor Nibolu'da daha önce misli görülmemiş bir şekilde bir savaşa şahit oldum diyor. Osmanoğlu muhteşemdi diyor mesela. Yani burada aynı şekilde o da anlatıyor. Esirlerin katledilmesini emretti diye. Bu da aynı Schildberger'le. Schildberger'in yazdıklarını doğrular bir şekilde. Birbiriyle hiç alakası olmayan iki kişinin yazdığı eserde aynı şey doğrulanmış oluyor yani. Yani El Cezeri'nin de bunları yazmasıyla Schildberger'in burada bu iddia ettiği şeyler doğrulanmış oluyor yani. Yine Umur Bey'in aynı şekilde bir tasdiki. Burada evet, esirler idam edilmiştir. Garip değil mi? Schildberger orada esir. Evet. İbn-i Cezeri de askerler arasında. Aynen. İkisi farklı açılardan olayı görüyor ve aynı şeyi yazıyorlar. Evet, o da. Evet. Farklı zamanlarda sonradan yazıyorlar. Yıllar sonra Schildberger farklı bir yerde eserini kaleme alıyor. El Cezeri farklı bir yerde eserini kaleme alıyor yani. Ya Schildberger'in yaşadıkları gerçekten trajedi yani. Ya düşün, daha sonra da Timur'un eline esir düşüyor. Bir de orada çektikleri var yani. Bir de o orayla alakalı anlattıkları var. Daha kim bilir kimler vardır böyle yaşadıkları, i̇şte diyorum ya, tarihe geçirememiş. Bugüne herkesin eseri ulaşmadı. Yani o gün hatıratını kaleme alan kim varsa onların yazdıkları günümüze ulaştı. Ama onun haricinde bizim bildiklerimiz nereden? Tamamen ravilerin aktarmalarından, sözlü bir şekilde aktarmalarından yani. Sen olaya şahit oluyorsun. Bunu birine anlatıyorsun. Ben o biriyle konuşuyorum. Aslında senin şahit olduğun şeyi ben yazıyorum. Ve bu tarihe geçiyor. Yazı her zaman tarihe geçiyor. İşte söz uçuyor. O yüzden de tarihlerde o söz duyduğu sözleri yazanlar onu tarihe geçirmiş oluyorlar. Yaşlılık süresinde çekiliyorlar bir köşeye. O zamana kadar öğrendiklerini, yaşadıklarını, gördüklerini, dinlediklerini kaleme alıyorlar. Bunlar bence çok kıymetli. Her insanın aslında yaşlandığı zaman şöyle bir çekilip geçmişiyle alakalı bir şeyler yazması bence güzeldir yani. Ben biyografi okumaya bayılırım. İnsanların hayatlarını okumaya bayılırım. Mesela ben oturup okurdum yani. Hiç de üşenmezdim. O zamanlarda yaşamış olsaydım mesela ben de yazardım hani. Hani hayatın boyunca okursun. Aslında Osmanlı tarihçilerinin yaptığı şey odur. Hayatı boyunca yaşar, savaşır, okur. Hayatının son zamanında da bütün o birikimini kaydeder defteri. Bence mükemmel bir şey o yüzden. Çok eserler çok güzel oluyor, Osmanlı eserleri. Adam bütün hayatı boyunca o kitabı yazmak için uğraşmış aslında. Evet. Tek bir kitap. Mesela Erzurumlu İbrahim Hakkı Efendi. Hayatı boyunca ilim tahsil etmiş. Ve ömrünün sonuna doğru bir kitap yazmış. Kitaba da marifetname demiş. Kitabın içinde astronomi, matematik, fizik, dünyanın oluşumu, tarih, sosyoloji, yani bütün bildiklerini harmanlayıp bir kitap yapmış marifetname diye. Mükemmel bir eser olmuş. Harika bir şey. Onu okuması da çok keyifli oluyor ve o çok donanımlı bir şey oluyor. Yani amatör bir şey yapmıyor. Bugün öğrendim hemen not alayım değil. Onu yıllarca içinde sindiriyor. Tabii bunun bir kötü yanı da ne? Dinlediği her şeyde aklında kalmayabiliyor. Mesela Hoca Saadettin Efendi yaşlılığı sürecinde yazdığı eserlerinde bahsediyor ondan mesela. Ya daha çok şey dinledim ben. Anlatabilirdim ama birçoğunu da unuttum diyor. O da artık nasip meselesi yani. Aklında ne kadarı kaldığı, yarın ne kadarına bu insanların ihtiyacı olacağıyla alakalı Allah da neyi takdir ediyorsa onu veriyor. Bazı şeyleri böyle boşluk kalıyor yani. Belki de onun boşluk kalması gerekiyor yani. Bu soru çok fazla geliyor. Karamanoğlu'nun bayrağında bir Davut yıldızı var. He.
Bunu İsrail bayrağına benzetin. Neden İsrail bayrağını Karamanoğlu'na koydunuz? Karamanoğulları'na Yahudi mi demek istiyorsun diyorlardı. Ben de çok görüyorum yorumları. Yabancı yorumlar da gelmiş o konuda. İsrail'in Anadolu'da olduğunu bilmiyorduk falan gibi. O derece. İngilizce yorumlar gelmiş. Çok şaşırdım. Böyle bir şey mi varmış? Sadece Karamanoğulları'nda yok. Candaroğulları'nda da var aynı bayrak. Tabii o Davut Yıldızı'ndan dolayı. Rengi de mavi olduğu için mavi beyaz. Herhalde orada bir İsrail çağrışımı yapıyor yani. Sen sanki biz kasten yapmışız gibi. Bir Google'a girip Karamanoğlu bayrağı nedir yazsa zaten görecek Karamanoğulları'nın bayrağını. Candaroğulları bayrağı da keza. Ya bu Yahudi sembolü değildir bu. İsrail sembolü de değildir esasen. Bu sembol Davud Aleyhisselam'ın sembolüdür. Ona aittir. Yahuda devletini kurduğu zaman bu mührü kullanmıştır yani. Bu sembolü. Altı köşeli yıldız. Ondan sonra Süleyman Aleyhisselam, tabi Davud Aleyhisselam'ın oğlu olması hasebiyle o da kullanmıştır bu mührü. Ve bildiğimiz nedir? Bütün dünyaya hakimdi o zaman Süleyman Aleyhisselam. Çok güçlü bir devleti vardı. Dolayısıyla Karamanoğulları da, hani Türkler de bu mührün Süleyman Aleyhisselam mührü olduğu için bu mührün bir bereketi olduğunu düşünüyorlar. Karamanoğulları da bu mührü kendi bayraklarına bu yüzden koyuyor. Süleyman Aleyhisselam'ın mührü. Bizim devletimiz de onun devleti gibi bütün dünyaya hükmetsin manasını taşır bu bayrak, bu simgeyi koymaları yani. Candaroğulları da aynı şekilde, o simgenin kırmızısı vardır onlarda da. Yine Davut Yıldızı fakat kırmızı işlemeli renklerle. Bunu internette bu beyliğin bayrağı nedir deyip bulabilirler yani. Çok zor bir şey değil. Ama bunun koyma niyetleri şu değil yani. Bu İsrail devleti ne zaman kuruldu? 1948. Karamanoğulları ne zaman var? İşte Fatih Sultan Mehmet'e kadar devam ettiğini düşünelim. Yani o zamanlar daha İsrail diye bir devlet yok. Yahudiler böyle bir sembol kullandıkları falan da yok. Yahudilerin 1948'de bayraklarına bu sembolü koymaları tabii öncesi var. Theodor Herzl zamanı Basel'de konferans düzenledikleri zaman kararlaştırıyorlar bu bayrağı. İki çizgi arasında Davut Yıldızı. Bu Davut Yıldızı'nın koymalarının sebebi onların bir Yahudi devleti kurmayı amaçlıyorlar. Ve bunun bayrağı olarak da bu Davut Yıldızı ve iki çizgi Nil ve Fırat olarak belirliyorlar. Yani demek istedikleri şey burada şu. Nil ve Fırat arasına yeniden Davud Aleyhisselam'ın kurduğu gibi bir Yahudi devleti kuracağız demek istiyorlar. O yüzden onlar Davut simgesini kullanıyorlar yani. Oradaki amaç odur. Ama bu çok çok sonra. Karamanoğulları zamanında İsrail diye bir devlet mi var? Yahudi devleti diye bir şey yok ki. Yahudiler en son Yahudi diasporası olduğunda Roma tarafından Kudüs'ten çıkarıldıktan sonra daha Yahudiler bütün dünyanın her yerine dağıldılar ve bir daha devlet kuramadılar. Dolayısıyla bunun Yahudilikle hiçbir alakası yok yani. Yahudilerin o zaman artık şeyleri de dilleri de unutulmuş bak mesela. İbranice asıl öz dilleridir. 1948 yılına gelene kadar dünyada İbranice çok artık kadim bir dildi yani. Bilinmiyordu çoğu kişi tarafından. Tabi İsrail devletini kurduktan sonra İbranice'yi artık kadim olan o unutulmuş dili tekrar canlandırıyorlar. Bugün İsrail'e gittiğin zaman herkes İbranice konuşuyor. Yani kadim dil bugün bütün İsraillerin bildiği bir dil haline geliyor. Düşün yani daha Karamanoğulları'nın olduğu zaman dilleri bile yok ortada. Kimi Avrupa'ya gidiyor, Avrupa dilleriyle konuşuyor. Kimi Rusya'ya gidiyor, Rus dilleriyle konuşuyor yani Roma döneminden sonra. Kimi Yemen'de, kimi işte Afrika'da, kimi İran'da. Her yere dağılıyorlar. Dolayısıyla bir birlikleri yok. Yahudi birliği diye bir şey yok. Onlara ait bir sembol değil yani. Dediğim gibi Davud Aleyhisselam'ın yıldızıdır ve Süleyman Aleyhisselam da o yıldızı kullanmıştır. Bundan dolayı bir teberrük olması açısından bayraklarına onu koyarlar. Bu sadece Karamanoğulları'na ait değil ki Osmanlı'da da birçok yerde kullanılmıştır bu Davud yıldızı. Hatta Barbaros Hayrettin Paşa'nın kendi sancağında böyle Davud yıldızı vardır mesela. Bulursanız onu da koyun. Barbaros Hayrettin Paşa'ya da mı biz şimdi Yahudi demiş olduk yani? Bunun bize ne alakası var? Sonuçta bu Karamanoğulları'nın kullandığı bir bayraktır. Eserlerinde de vardır. Konya'da da birçok yerde bu simgeleri görürsünüz. Yani bunun Yahudilikle veya İsrail'le falan bir alakası yok. O orada bir düzeltme yapmış olalım yani. Ve bu soru da artık gelmesin lütfen. Bunu yayın Allah aşkına. Çünkü çok fazla bu yorum geliyor. Hepsine tek tek cevap veremiyorum. Bu da onlara bir genel bir cevap olsun yani. Bundan sonra niye Karamanoğulları'na İsrail bayrağı koydun diye bize hakaret etmeyin yani. Girin Google'a kendiniz görün Karamanoğulları'nın bayrağını. Bilerek yapıyormuşuz gibi. Hayır, bilerek niye yapayım ben? Yani bilerek yapıyormuşuz gibi şey yapıyorlar ama hiç alakası yok yani. Tamamen tarihi bir gerçektir yani. Bir tane arkadaşım bilgili ama bilgisiz. Ne? Karamanoğlu Beyliği Türk, Müslüman ve hatta Anadolu'da Türkçeyi resmi dil olarak kullanan ilk devlettir. Neden ona İsrail Mason logosu koyuyor? Mason logosu yani
Tabii başka bir olaya giriyor artık aynen. Ya ama tamam da biz aksini mi iddia ediyoruz bunu? Kaldı ki sadece Türkçe konuşan devlet Karamanoğlu mu yani? Diğer bütün beylikler Türkçe konuşuyor. Anadolu halkı komple Türkçe konuşuyor. Bu Türkçe meselesine de çok takılıyorlar, ben anlamıyorum yani. Mesela Osmanlıların özellikle Farsçayı çok kullanmalarına çok takıyorlar bu arkadaşlar. Yani niye bu kadar bunlar Farsça konuşuyor falan diye. Osmanoğlu'nun tarihine baktığın zaman Sultan Alparslan da Farsçayı iyi bilirdi. Mesela Selçuklular da Farsça konuşuyordu. Çünkü İran bölgesinde yaşadılar yıllarca, yüzyıllarca. Bugün nasıl bizim Türkiye'den Almanya'ya gidiyorlar, orada doğup büyüyüp artık ana dili gibi Almanca konuşuyorlarsa onlar da öyle. Orada ama yüzyıllarca kalmışlar yani, bir de düşün. Dolayısıyla Selçuklu da var. Osmanlı nereden göç ediyor? Merv'den göç ediyor Anadolu'ya. Dolayısıyla Osmanlı da Selçuklu, Büyük Selçuklu topraklarında yaşayan bir aşiret. Daha sonra Harezmşah topraklarında yaşayan bir aşiret. Cengiz Han ailesi ortaya çıkınca Osmanoğulları, yani Oğuzların kayı boyu, kayı aşireti Anadolu'ya göç ediyor. Yani göç ettikleri yerde de konuştukları dil Farsça. Fakat bunun yanında Türkçeyi de unutmamışlar. Nasıl bugün Almanya'daki kardeşlerimiz hem kendi evlerinde Türkçeyi muhafaza ederken ana dil gibi de Almanca konuşuyorlar çatır çatır. Ya bu öyle bir şey. Farsçaya çok hakimler. Dolayısıyla saray içinde Farsça konuşuluyor yani. Hanedan içinde de konuşuluyor. Ta Osman Gazi zamanında bile, Osman Gazi bile aslında ana dili gibi Farsça konuşuyor yani. Çünkü doğduğu, büyüdüğü toprakların dili. Bunda bir gariplik yok. Osmanlılar Arapçayı iyi bilmezler padişahlar. Yani iyi bilmezler derken bir ailenin içinde konuşulan bir dil falan değildir. Arapça onlar için artık ilim dilidir. Dünyada zaten Arapça bir ilim dilidir. Dünyanın en zengin dilidir. İngilizce bugün yarışsa yarışsa Arapça ile yarışabiliyor. Buradan şunu anlamak lazım yani. Farsça konuştuğu için, bazı mektuplarda Farsça yazdığı için tenkit edilmesi yanlış. O da onların ana dili gibi yani. Ayrıca Farsça dışlanacak bir dil değil ki yani. Bu dil konusunda milliyetçilik yapmak bana saçma geliyor yani. Çünkü tamam, Türkçeni sen muhafaza et ama her şeyi Türkçe ile karşılayamazsın ki. Mesela bazıları işte milliyetçiliğini Türk kökenli kelimeler, Türkçe kökenli kelimeler üzerinden yürütüyorlar. Bununla çok bir yere varamazlar yani. Çünkü Türkçe tamam önemli bir dil. Divan-ı Lügat-ı Türk yazmış mesela Kaşgarlı Mahmut. Türkçeyi savunmuştur burada. Türkçeyi çok o zaman, ya Türkçe'de ilim dili olur mu, konuşulur mu, kullanamayız diye çok tenkit edilince Kaşgarlı Mahmut Divan-ı Lügat-ı Türk'ü yazıyor. Türkçe dilinin zenginliğini göstermek manasıyla. Ama o Arapça ile yarıştırmıyor Türkçeyi. Farsça ile yarıştırıyor. O da ayrı bir ayrımdır. Ama tamam Türkçe. Ya şimdi bugün mesela Arapça kelimeleri çıkaralım diyorlar dilimizden. İşte Farsça kelimeleri çıkaralım diyorlar dilimizden. Sadece Türkçe kalsın diyorlar. Ama bir yerde de aslında bu tenkitlerin haklı yönleri de var. Çünkü Türkçe bir savaş dilidir. Bozkır'dan gelen bir dildir. Anlaşılır ve hızlı konuşulan bir dil. Anlaşılır olmak zorunda. Çünkü Türkler 2000-3000 yıl boyunca savaşmışlar ve kaleler içinde güvende bir şekilde oturmamışlar. Otağlarında, çadırlarında her an baskın yapılabilir, her an işte kurt saldırır. Yani sürekli bir tehlikenin içindeler. Sürekli bir mücadele, bir savaşla büyüyorlar. Dil de ona göre şekilleniyor. Mesela Türkçe kelimelerindeki hep böyle emir kiplerine bak, hep tekecelidir mesela. Diğer dillerde bu yok, Türkçe'de var. İlginçtir o. Niye? Emir komuta çok önemlidir. İşte Mete Han'ın onluk sistemi bulması, askeri nizam. O yüzden askeri bir dildir diyorum ya. Emir hep baktığın zaman gel, git, koş, at, vur, kır. Hep tekece. Ve uzatarak konuşulur. Çünkü uzattığın zaman, kalın harflerle uzattığın zaman o sesi daha uzaklara duyurabiliyorsun sesini. Bir komutan ta karşıdaki orduya emir verirken koş diyebilir mesela bak. Baktığın zaman. Köylerde falan hala şey vardır mesela ya. Dağdan dağa seslenmek zorundadır adam. İnce harflerle seslenemezsin. Ne yapacaksın? Kalın harflerle uzata uzata haykırarak sesleneceksin ki karşıya sesini duyurabilesin. Arapçada böyle bir şey yok. Arapçada böyle bir dert de yok. Çünkü Araplar daha çok, şimdi Türkler savaşçı bir kökenden geliyorlar ama Araplar çok savaşla alakaları yoktur. Savaşmayı da çok iyi bilmezler. Dolayısıyla Araplarda ne vasfı vardır? Tüccarlık. Dolayısıyla onlar bir şey satmak için sürekli etkileyici cümleler kurmak zorundalar. Bunu sana pazarlamak için bu ürünün ne kadar harika, ne kadar mükemmel bir ürün olduğunu sana sihirli sözlerle
bunu sana satabilmek için seni etkilemem gerekiyor. Ve işte şairlik çok meşhurdur mesela Araplarda. Güzel söz söyleme sanatında binlerce yıl birbirleriyle mücadele etmişler onlar da. Ama dil sahasında mücadele etmişler. O daha iyi bir şiir yazmış, o ona karşılık daha böyle mecazlı bir şiir yazmış, o ona daha böyle süslü şiirler, sözler söylemiş. Sürekli böyle panayırlarda insanlar birbirlerine şiirler okuyarak falan. Dolayısıyla bir dil zenginliği oluşmuş. Onların dili de o şekilde zenginleşmiş. Şimdi Türk dili ile Arap dili arasındaki fark budur aslında. Biri savaş dili, biri edebiyat dili, ilim dili. Mesela şimdi eski Türkçeyi kullanalım mesela, edebiyatta kullanmaya çalışsak. Çok zorlanırız. Eski Türkçe'de bak şiir demek var, şair demek var, sözde bir zaten bir ahenk var. Eski Türkçe'de şiir yır demek. Şair yırlak. Yani şimdi anladım uymuyor yani tamam o dilin de kullanış yeri başka. O dilin kullanış yeri başka. Bu dilin kullanış yeri başka yani. Şaire sen yırlak dersen. Hiç kimseye de şiirini dinletemezsin yani. Veya köylerde bugün Arapça konuşamazsın. Bizim köylerde konuşamazsın. Bir tarla buradadır, bir tarla ta öbür dağın yamacındadır. Hadi güzel bir şekilde vecizi sözlerle karşı tarafa sesini ilet bakalım. Nasıl duyuracaksın? Şu an konuşurken Türkçe, İngilizce kelimeleri eklemek bir moda haline geldi. Hı hı. Peki o zaman İngilizce kelime eklememiz de bizim dilimizi zenginleştirir mi? Çünkü onun karşılığı Türkçe'de bulamıyoruz. O kelimenin karşılığı. Muhakkak bugün İngilizceden de kelime alman gerekiyor. Yoksa şimdi tren demek yerine ne dersin? Oturgaçlı, getir geçli, götür geç dersin yani. Bunu Araplar bir ara yaptılar mesela. Dilimizi koruyalım diye milliyetçilik adı altında. İngilizce kelimeleri bundan sonra kullanmıyoruz dediler. Ortaya saçma sapan şeyler çıktı. Onlar da anladılar. Yok böyle olmayacak. Mecbur İngilizce anladın. Ya tank demedi adam. Yeri de depe depe gidiyor. Debbabe dedi mesela. Uymuyor yani. O başka. O da mecbursun yani bugün. Onlar da bizden kelime alıyorlar. Gocunmuyorlar böyle yani. Mesela İngilizce'de Türkçeden alınan 10 bin tane kelime olduğu söyledi. Mesela Red House'da 10 bin tane sadece Türkçeden alınan kelime var derler mesela. Ne kadar doğru bilmiyorum. Bakmak lazım ama. Onlar da bizden kelime alıyorlar. Çünkü onlar da savaş terimleriyle alakalı kelimeleri Türklerden almak zorundalar. Çünkü o kelimeler kaç bin yılın eseri. Sen de onlardan bazı kelime alman gerekir. Niye? Bugün teknoloji hep onların eseri. Dolayısıyla isim bir şeylere isim verirken uyduruk isimler olmaz yani. Ya bundan sonra şöyle diyelim demekle olmuyor o iş. Çünkü o kelimeler deneyimler sonucu geliyor. Söylene söylene geliyor. Yıldırım Beyazı neden Anadolu'daki Türklerle savaşıyor ilk icraatı olarak? Bir Türk düşmanlığı mı var? Yıldırım Bayezid'in Türk düşmanlığı mı var? Evet. Ya şimdi bunu söyleyenler hep şuradan yola çıkıyor. İşte ordusuna Sırpları kattı, Romalıları kattı. Bunlarla birlikte geldi Anadolu beyliklerini ele geçirdi değil mi? Yani söylenen şey bu yani. Gevur'u ordusuna kattı, Müslümanla savaştı özet olarak. Bunu ben nesinde bunun bir şeyi görüyorlar onu anlamıyorum mesela. Yani ordusunun sayısını artırmak birinci burada etme. Sırpları ordusuna katması bir güvenlik tedbiridir baktığın zaman. Anadolu'ya geçiyor. Anadolu'ya geçerken Roma hassas bir durumda ve ciddi ordusu var. 12 bin asker alıyor Roma. Yani o askeri yanında götürmesinin de bir sebebi var. O asker orada dursa belki Rumeli de arkasından vuracak kendisini. Onu da yanına alıyor. Bir de Yohannes'in oğlu Manuel. İkinci Manuel'i yanına alıyor. Birinci Anadolu seferine çıkarken. O da bir tehdittir aynı zamanda. Bak orada bir yaramazlık yaparsan oğlum benim elimde. Onu da bil. Dolayısıyla orada bir güvenliği sağlama tedbiridir bu. Aynı zamanda bundan faydalanıyor. Ordusunda bir çoğunluk oluyor, sayı oluyor. Burada ben şunu sorarım. Bu ordu Türk mü öldürmüş mesela? Hani katliam mı yapmış bu ordu? Ne? Buradaki olay ne? Ben bunu sorarım mesela. Sırplar bir yerde Türkleri yani böyle bir şey de var bu arada. Ama o Sırplar da cezalandırılmış yani. Bunun dinen de baktığın zaman Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Mekke'yi fethettiğinde biliyorsun Huneyn Savaşı'na gidiliyor. Bu savaşta giderken Peygamber Efendimiz'in ordusunda müşrikler de vardı yani. Mekke'de o zaman Müslüman olmayı kabul etmeyenler fakat ganimet için orduya gelenler vardı. Bu ordular İslam ordusunda savaştılar yani mücahitlerle beraber. Sahabe döneminde de bunun örnekleri var. İslam ordusunda gayrimüslim savaşçıların olduğu yerler var.
Ya dolayısıyla Osmanlı'da da bu yapılabilir. Bu bir tuhaf bir şey değil yani. Rehberdir Peygamber Efendimiz ve sahabenin yaptıkları Osmanlı için. Bunun dini bir şeyi boyutu yok. Bunun sadece milliyetçi, yani bunun milliyet açısından milli bir şey olarak söylediklerini ben algılıyorum. Ya bunda dediğim gibi yani Sırp ordusu ve Roma ordusu, o zaman Balkanların en kuvvetli iki ordusu bunlar zaten. Bunlar orada Balkanlarda, ben Anadolu'ya girerken bunları ben orada bıraksam, bunlardan hiçbir şey almadan, bunların orada birleşip isyan etme ihtimali var. Rumeli'ye, Osmanlı Anadolu'dayken Rumeli'ye saldırma ihtimalleri var. Dolayısıyla onların ordusunu oradan alıyor yanına ki hem orada isyan çıkarabilecek ordu sayısı kalmasın. E zaten Roma'dan 12 bin asker alıyor. Zaten İstanbul'da kaç askeri var ki Roma'nın? Yani geriye sadece 1000-2000 tane kale savunacak asker kalıyor imparatorun. Yani dolayısıyla Roma'nın bütün ordusunu çekiyor ki orada Rumeli de rahat dursun yani. Ve senin oğlum benim elimde diyor 2. Manuel. Dolayısıyla onun elini kolunu bağlamak. Ben Anadolu'dayken yukarıda rahat durulsun. Asıl amaç budur yani. Yoksa gelip Türklere Rumları katlettirmek falan filan gibi bir amaç olduğunu kim söyleyebilir? Nerede ne katliam yapılmış yani? Zaten bu beylikler Yıldırım'ın ordusunu görür görmez teslim oluyor çoğu. Savaşa bile girmiyor birçoğu. Direkt eman diliyorlar. Mesela Yıldırım Bayezid'in Konya kuşatması vardır. Çok meşhurdur. Birçok kitapta anlatılır. Yıldırım Bayezid Karamanoğlu beyliğine saldırdığı zaman, Karamanoğlu başkenti Konya'yı kuşattığında vakit tam harman vaktiydi derler eski tarihlerde. Yani tam hasat zamanı. Demek ki Haziran, Temmuz civarı. Konyalılar kaleden dışarı çıkamıyorlar korkularından. Osmanlı askeri gelmiş. Fakat Yıldırım Bayezid askere bir ferman yayınlamış. Demiş ki halkın hasadına kimse el sürmeyecek. Ve süren de ağır bir şekilde cezalandırılıyor. Burada Sırpların bir köy yağmalama gibi bir olayı oluyor. Ve onlar da şiddetli bir şekilde cezalandırılıyor. Ya Sırplar ya Romalılar olması lazım. Bundan dolayı da Yıldırım'a tepki geliyor şeyden mesela. Biz emrine asker verdik, o bizim askerimizden adam katlediyor falan diye. Demek ki ne? Türklere dokunmasına müsaade etmiyor. Türklerin yani bırak canına ırzına, malına dokunmasına müsaade etmiyor. Direkt cezalandırıyor onları. Ve kendi askerine de aynı şekilde halkın mahsullerine dokunmayacaksınız. Halk da tabii mahsuller gitti, bu senenin bütün şeyi gitti. Belki adam bir sene boyunca o mahsulünden kazandığıyla geçinecek. Dolayısıyla onlar için de kötü bir şey. Fakat bir müddet sonra Osmanlı askeri, tabii kuşatma uzayınca Osmanlı askeri açlık yaşamaya başlıyor. Artık acıkıyor giderek. Padişaha diyorlar ki padişahım, siz böyle bir yasak koydunuz, asker mahsullere dokunmuyor ama halk da mahsullerine erişemiyor. Bu mahsuller burada çürüyecek. Bari diyor halk gelsin, bu mahsulleri toplasın, asker de ondan parayla satın alsın, iki taraf da memnun olsun. Biri karnını doyursun, biri de mahsulünü satsın. Yıldırım Bayezid'de bu teklif geldiği zaman öyle yapın diyor. Ve haberciler gönderiliyor içeri. Halka bu açıklanınca halk çok şaşırıyor. Ya Osmanoğlu bizim mallarımızı yedi yuttu, belki biz aç kaldık falan diye düşünürken mallarınız burada duruyor. Havadan kuşlara, yerden de böceklere yem oluyor. Ne durursunuz, gelin mahsulünüzü toplayın da sizden fiyatı neyse o fiyat mukabilinde satın alınsın. Konyalılar çok etkileniyor bu durumda. Yani bir başkası olsa böyle yapmazdı mesela diye. Ve Konyalıların kalbine giriyor Yıldırım Bayezid. Ve o zamandan beridir de Konyalılarda bir Yıldırım Bayezid sevgisi vardır. Hatta bu sevgi daha sonra tekrar bir Konya kuşatması oluyor. Yıldırım Bayezid Niğbolu'dayken Alaaddin Ali Bey'in o isyan ettiği savaşta. Tekrar Yıldırım Bayezid ikinci kez Konya'yı kuşattığı zaman Konyalılar biz başımızda Bayezid hünkârı görmek isteriz diye kendi hükümdarları olan Alaaddin Ali Bey'i Yıldırım Bayezid'e teslim ediyorlar. Ona yardım etmiyorlar. Nasıl bir sevgisini kazanmış Konya halkının ki biz Osmanoğlu'nun hakimiyetinde yaşamak istiyoruz diyorlar. E şimdi Türklere bu kadar hassas davranan bir Yıldırım Bayezid'den bahsediyoruz. Buna Türk düşmanı demek yani vicdansızlıktır. Buna Türk düşmanı diyenler Timur'a da Turancı Türkçü diyorlar mesela. İlginçtir. Timur'da böyle bir olay geçiyor başımdan. Şerafettin Yezdi'nin zafernamesinde yazar. Orada okuyabilirsiniz. Ankara Muharebesi'nin hemen öncesinde Timur Sivas üzerinden Kayseri'ye geldiği zaman Şerafettin Yezdi şöyle yazar. Mevsim hasat vaktiydi. Ve Timur ordusunu buradan geçirdiğinde askerlerine şu emri verdi. Gidin mahsulleri toplayın. Kayseri halkının mahsulleri. Ve Kayseri halkının rızası yok. Şimdi aradaki farkı anlayabiliyor musun? Bir tanesine Turancı, Türkçü, Türk'ün babası diyorsun, başbuğu diyorsun. Türk'ün malını gasp ediyor Kayseri'ye gelip. Diğer tarafta kuşattığı şehrin mahsulünü ondan parayla satın alan
bir sultan var. Buna da Türk düşmanı diyoruz. Bu insafsızlıktır yani. Yıldırım Bayezid hiçbir zaman Türklere karşı bir düşmanlık beslememiştir. Yani bunu böyle söyleyenlerin mantığını anlamak çok zordur yani. Timur sadece Anadolu'ya girip Kayseri'de bu yaptığı şeyle mi kaldı yani? Buradan da bu anlaşılmasın. İbni Arabşah'a göre Timur Anadolu'nun 1/4'ünü öldürmüştür. Tamamen yakmıştır Anadolu'yu. Mallarını yağmalamıştır. Hadi İbni Arabşah dersin ki tamam, o Timur düşmanı zaten, o Timur'la ilgili her şeyi söyler dersin. İbni Tengriverdi'nin dediklerine ne diyeceğiz? Tengriverdi isminden de anlaşıldığı üzere Türktür. Tanrı verdi manasında. Türk tarihine çok hakimdir. Oğuz Kağan'ı çok iyi bilir. Hunlardan bahseder, Göktürkleri anlatır. Çok hakimdir. Ana dili Türkçedir zaten. Annesi de Türktür, babası da Türktür. Ve Memlüklerin en iyi tarihçisidir. En iyi tarihçisi kabul edilir döneminde. İbn Haldun öldükten sonra. Bakın ne diyor mesela Timur'un. Ve tabi Timur da Türk olduğu için Tengriverdi'nin affetmediği bir şey var mesela. Bizzat görgü şahitlerinden dinledikleri ve Timur'un Halep şehrinde yaptıkları. Mesela çok detaylı bir şekilde anlatır. Bakın Tengriverdi Timur'un Halep kuşatmasıyla alakalı ne anlatıyor? Böylece Timur askerleri Halep'e girdiler. Ateşe verdiler, esir almaya, yağmalamaya ve öldürmeye başladılar. Kadınlar ve çocuklar korkusundan Halep camisine ve diğer mescitlere kaçtılar. Timur'un askerleri onlar üzerine yöneldiler. Esirleri iplerle bağlayıp çocukları kılıçtan geçirdiler. Çocukların tamamını öldürdüler ve her zamanki pis davranışlarını sergilediler. Herkesin gözü önünde bakire kızların ırzına geçtiler, genç kızları edepsizce kirlettiler, bir Tatar onların birini yakalıyor, Halep halkının gözü önünde üstüne çıkıyor. Babası, kardeşi, kocası ve oğlu bunu görüyor ama gücü yetmediğinden bir şey yapamıyordu. Sonra onun üzerindeki iniyor, bir başkası çıkıyordu. Kim burada tecavüze uğrayan kadınlar? Türkmen kadınları. Halep o zamanlar bir Türkmen şehriydi. Hatta Suriye İç Savaşı'nın öncesine kadar da Halep şehrinin %50'si Türkmenlerden oluşurdu mesela. Demografik verilere baktığımızda. Bugünkü gibi Arap şehri değildi Halep yani. Tam bir Türkmen şehri. Zengi Devleti'nin ikinci başkenti yani Halep. Ve burada yaşayanlar Türkmen kızları. Zulme uğrayan ahali Türkmen ahalisi. Bunu nereye koyacaksın? Timur'a Türk başbuğu diyorsun. Yıldırım'a Türk düşmanı diyorsun. Yani mesela sadece hani bu Tengriverdi'nin anlattığı bir şey değil. Diğer görgü şahitlerinin de anlattıkları var. Bu sadece bir tanesi yani. Bu sadece Halep'te geçen şey. Mesela başka bir tarihçi Es-Sayrafi de Nüzyetün Nüfus isimli eserinde aynı durumu anlatıyor. Bir başka tarihçi İbni İyaz da Bedai Zuhur isimli eserinde yine aynı durumu anlatıyor. Hatta o bunları bile söylemeye ara ediyor. Demiş ki bakire kızlar camilere dolduruldu. Onlar camilere bile saygı göstermediler. Demekle yetiniyor. Camiler ve pazar yerleri akan kanlardan kırmızıya boyandı. La havle ve la kuvvete illa billah demiş. O vahşet karşısında hepsi şoka uğramışlar. Hayatlarında böyle bir vahşet görmemişler. Türkmen şehirleri. Mesela şey yorumları gördüm, ben çok üzüldüm. Timur Anadolu'ya girerken yaşasaydım ben de Timur'un ordusunda yer alırdım demiş adam. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, Anadolu'da yaşayan bir adam. Kurduğu cümle çok acayip. Ahmedi bizzat gördüklerini yazmıştır. Hani bahsetmiştik Ahmedi'den. Ahmedi'nin eserinde bu olay da şöyle anlatılıyor. Yani bu dilden dile çok anlatıldı bu olaylar ama yazıya da fazla dökmeye de insanların kalbi dayanmamış yani. Ahmedi'nin dayanmamış en azından. Ahmedi diyor ki, Temür Anadolu'ya yürüdü. Her taraf kargaşalık içinde kaldı. Adaleti hiç olmayan Temür'ün kıyıcılığı çoktu. Bu öyle berbat bir iş ki en doğrusu bunu hiç anmamaktır. Şimdi bu alim bir adam. Molla Fenari Hazretleri'nin dostu Ahmedi. Şair de bir adam. Gördüğü vahşeti yazmaya dili varmamış yani. Bu öyle berbat bir iş ki demekle yetinmiş. Anadolu'da neler neler oldu. Herkesin bildiği bir şey bu. Her yer Anadolu bir yangın yerine dönmüştü yani. Hepsi bunu söylüyor. Ne oldu da burası bir yangın yerine döndü? Türk başbuğu dediğin adam Türkleri neden katletti? Bunu kimse sorgulamıyor. Timurcular ne yapıyor? Zafername okuyarak, zafername ne dediyse odur diyor. Nizamettin Şami orada diyor ki, Sivaslılar katliam edildi. Sivaslılardan 4000 kişi elleri bağlandı. Diri diri toprağa gömüldü. Bundan bahsediyor. Şerafettin Yezdi Sivas katliamını görmedi. Ve eserinde Nizamettin Şami'yi kaynak alarak yazdı. Şerafettin Yezdi de şöyle söylüyor. Sivas'ta 4000 kişi diri diri toprağa gömüldü. Fakat bunlar Ermenilerdi. Türklerin canına dokunulmasın dedi. Özellikle böyle bir yer açmış. Yani yumuşatmaya çalışıyor. Halbuki Sivaslılar Türklerden nefret eder. O zaman Sivas'a o zaman bir ziyarette bulunan İbni Arabşah tecrübelerini anlatıyor mesela. Timur gelmeden önce bu şehir çok mamur bir şehirmiş. Oranın insanlarıyla konuşuyor. Buranın insanları Timur'dan nefret ediyorlar. Çocuklarına Timur ismini bile vermiyorlar. Şerafettin Yezdi burada neyi yumuşatmaya çalışmış acaba yani? Madem eğer Türklerin canına ve malına dokunmadıysa Sivas'ta sadece Ermeni
Babil'leri katlettiyse Sivas'ta neden nefret ediyor Timur'dan yani? Demek ki bu yani burada olay katledilenlerin Türk olduğuna olan inançtır yani. Ve Sivas halkı diyor hep başka yerlere göç ettiler diyor. Bu şehir artık diyor çorak bir hale geldi diyor yani. Ve Mezit Bey Sivas'ı tekrar ihya ediyor o zaman. Burada vicdansızlık yapmamak gerek yani. Peki Yıldırım Bayezid'le alakalı yazılan bir sürü eserler var. Onlarca dönemin kaynaklarının yazdığı eserler var. Sonrasında yazılan eserler var. Timurcuların anlattığı eserler var. Hangisinde bu eserlerin Yıldırım Bayezid'in Türklere karşı bir katliam yaptığı anlatılır? Bir tane örnek göstersinler. Buna benzer bir vahşet Yıldırım'ın yaptığını kim nerede yazmış? Bir tane örnek göstersinler o zaman. Nasıl Türk düşmanı diyorsun sen bu adama? Mesela bir Osmanlı askerinden birinin yaptığı bir şey var. Yani bir onu gördüm. Askerlerden biri susuz kalmış ve bir eve girmiş. Evde bir kadın, emziren bir kadın var. Adam su var mı, süt var mı ya da ayran var mı demiş yani. Osmanlı askeri bu. Bu bir hani fasıl olarak bahsediliyor bundan. Ve bir kadın demiş ki evde kocam yok, süt de yok, hiçbir şey yok, git demiş. Sonra adam kapıyı tutmuş, girmiş içeri. Yani kadına tecavüzde bulunmuş, çocuğu olan kadına. Ve bu kadın tabii bu askeri daha sonra şikayet ediyor Yıldırım Bayezid'e. Mesela bak Yıldırım Bayezid'le alakalı da Memlüklü tarihçiler de hep şunu der. Onun döneminde ülkede bir adalet vardı ve insanlar Yıldırım'a gidip şikayet ederlerdi. Ve çok rahat Yıldırım'a ulaşabilirlerdi. O da şikayetleri dinlerdi diyor mesela. Dolayısıyla bu da onlardan bir tanesinin örnek. Bu kadın şikayette bulunuyor. Şöyle şöyle bir asker bana tecavüzde bulundu. Tespit ediyorlar, askeri buluyorlar. Ve Yıldırım bu askeri bizzat kendisi öldürüyor. Ve bu asker halka teşhir ediliyor. Tellallar bağırtılarak. Halkımdan birine yanlış yapan bir askerin sonu böyle olur. Ve ibret-i alem için bu sokaklarda gezdirilmiş bu adam. Bir askerin yaptığı bir yanlış ve uğradığı ceza. Timur'un yaptığı mezalimde cezaya uğrayan kim var? Timur askerlerini bizzat kendisi emir veriyor. Mesela İsfahan kuşatmasında kadınların da ırzına geçebilirsiniz diye emir veriyor bizzat. Ya İsfahan da Büyük Selçuklu Devleti'nin başkentidir yani. Türklerin yaşadığı bir şehirdir yani. Araba yapılsın da Türkiye yapılmasın demiyorum. Hani bu soru minvalinde konuşuyorum. Araba yapıldığı zaman da elbette ki sevinecek değiliz. İnsan sonuçta bu. Hiçbir şekilde zulüm desteklenemez ki. Ama bu hani soru Türk düşmanlığı minvalinde sorulduğu için özellikle Türkler üzerinde duruyorum yani. Ve Timur'un bu yaptığı seferlerinde 1,5-2 milyon arası Türk'ün sadece öldürüldüğünü söylüyorlar. 1,5-2 milyon. O zamanın dünya nüfusu kaç Allah aşkına 1400'lü yıllarda ya. Timur Türk'ün başbuğu. Saldırdığı ülkelere bakalım. Çağatay Hanlığı'nı deviriyor Türk Müslüman. İran'a saldırıyor. İran'da o zaman Muzafferi Hanedanı var. Türk ve Müslüman. Hindistan'a saldırıyor. Hindistan'da Delhi Türk Sultanlığı var. Türk ve Müslüman. Celayir Sultanlığı'na saldırıyor. Celayirliler Türktür. Sultanahmet Celayir Türktür. Bu Türk hanedanıdır. Türk ve Müslüman. Karakoyunlara saldırıyor. Türk ve Müslüman. Altınordu'ya saldırıyor. Türk ve Müslüman. Memlüklere saldırıyor. Türk ve Müslüman. Osmanlı'ya saldırıyor. Türk ve Müslüman. Bu adam sadece Türk ülkelerine saldırmış zaten. Hiç kimseden ben mesela şöyle bir şey duymadım. Timur da Türk düşmanıydı. Timur Türklerden nefret ederdi. Timur Türk düşmanıydı. Milyonlarca insan katledildi yani. Yıldırım Bayezid'in böyle Türk katlettiğiyle alakalı ne var elinde? Nerede ne yazıyor yani? Dolayısıyla bu soru biraz böyle uzun bir şey oldu ama. Yani bir de burada şunu da söylemek istiyorum. Bu Timur sevenlerin derdi Türklük değil. Çünkü Timur dünyada en çok Türk katleden insandır. Derdi Türklük olan insan Timur'u sevmez. Yani ben buradan şunu anlarım yani. Türkçüyüm ben ve Timurcuyum diyen bir adam Türkçü değildir abi. Çünkü Türkçüysen dünyada en çok Türk öldüren adam Timur. Derdi Türklük değil. Çünkü neden? Timur'un saldırdığı bütün devletler Müslüman ve Türk devletler. Dolayısıyla burada İslam'a karşı bir kin var. Cengiz'i de severler mesela. Müslümanlara saldırdığı için. Timur'u da seviyorlar. Müslümanlara saldırdığı için. Türk olduğu için falan değil. Cengiz'i niye seviyorsun? Cengiz Türk değil ki. Ama Cengiz'i de seviyor. Niye? Müslümanlara saldırdılar. Müslümanları katlettiler. Camileri yıktılar. Bundan dolayı onlara karşı bir sempati. Bunun arkasında derinine indiğin zaman bir İslam düşmanlığı vardır yani. Bunu net bir şekilde görürüz. Çünkü Türkçü olan bir adam 1,5-2 milyon tane Türk katletmiş bir adamı sevemez. Konuyla alakasız ama kısaca bir soru soracağım. Son videoda Anadolu Harekatı'nda Çelebi Mehmet'le ilgili Muhammed dedi. Çelebi Muhammed. Fark etmez ki Mehmet'le Muhammed aynıdır zaten. Yani Osmanlıca'da, Osmanlı Türkçesinde Fatih Sultan Mehmet'in ismi nasıl yazılır? Oradaki Mehmet, Mimha, Mimdal. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın adı nasıl yazılır? Mimha, Mimdal. Fatih Sultan Mehmet'in Mehmedi ile
Peygamber Efendimizin ismi Muhammed aynı şekilde yazılır. Osmanlı'da özellikle Mehmet demelerinin sebebi de şudur. Yani Muhammed Peygamberimizin Aleyhisselatü Vesselam'ın ismi olduğu için ona karşı bir hürmet. Ya ben şimdi şerefsiz bilmem ne deyip peygamberin adına yanlışlıkla söver bir adam. Ya da işte aptal bilmem ne. Yani bir hakaret gelir Muhammed ismine diye. Onu Mehmet şeklinde söylemişler. Hakaret ediyorsa Mehmet diye hakaret etsin yani. Muhammed demesin gibisinden. Böyle bir hassasiyet vardır. Ama mesela Araplar Fatih Sultan Mehmet demezler mesela. Fatih Sultan Muhammed Han derler. Çünkü aynı yazılıyor yani. Ve aynı isimdir. Aslında Mehmet dediklerimiz bizim Muhammed'dir. Ama edeben öyle söylenmiş yani. Mehmet. O isme bir hakaret gelmesin. Peygamber ismine bir yanlış bir şey söylenmesin diye. Yoksa Mehmet'le Muhammed aynıdır yani. Kosova Savaşı'nda toplar var dediniz. Peki madem bu toplar var, Timur'a karşı neden kılınmadı? Ankara Muharebesi'nde Timur'un önüne niye top dizmediler? Mantıklı bir soru. Kosova Savaşı'nda toplar var evet. Karşı tarafın da topları var. Fakat bu toplar Fatih dönemindeki gibi gelişmiş toplar değil yani. Savaşta da mesela Kosova Savaşı'nda da topların fazla bir etkisi olmamıştır. Çünkü o toplar daha çok böyle ses bombası türüne benzer toplardır. Ve ne isabet ne menzil bir şey yoktur. Ve kısa mesafelidir. Düşmanı korkutmak amaçlı daha fazla kullanılmıştır. Yani karşı tarafta top sesleri düşman tarafından bir korku. Bu maksatla mesela Kosova'da özellikle toplar getirilmiştir. O zaman topları daha çok kale kuşatmalarında kullanılıyor. Fakat onda da yetersiz kalıyor. Güçlü toplar değil. Mesela İstanbul kuşatmalarında da Yıldırım Bayezid zamanında da daha çok abluka şeklinde kuşatma olmuştur. Ama mesela toplarla surlar dövülmüştür ama yani bu toplar etkili değildir surlara karşı. Biz Fatih Sultan Mehmet döneminde artık top teknolojisinde çok ilerlediğini görüyoruz. Ve ilk hatta dünya tarihinde de ilk diyebiliyorum ben. Fatih Sultan Mehmet kara ordusuna karşı toplarla ilk defa karşısına çıkıyor bir ordunun yani. Otluk beli olması lazım. Orada artık tabii tekerlekler kurarak artık toplara direkt böyle savaş alanına sokuluyor. Yani çok sonra gelen teknoloji yani. O toplarla o aynı şeyi vermezdi. Tamamen bir şey olurdu yani. Engel olurdu. Çok da artık top şeyi yoktu yani. Yıldırım döneminde falan özellikle. Mesela toplara çok hakim değilsin yani. Topların çok fazla bir olayı da yok. Zaten çok fazla topu da yok. Ama şimdi Yıldırım Bayezid süratli hareket eden bir adam. Yani dolayısıyla o hızına o topları çekmekle bilmem neyle vakitte harcamak şey yapmazdı yani. Birebirden ulaşması lazım. O topların çektirilmesi işte onlara tekerlek takılması falan bile daha sonraki dönemlerde olan şeyler. Ama asıl topları en etkili kullanan yani Fatih'in kullandığı toplar bile yani savaş alanında kullandığı toplar bile yetersiz gelmişti mesela Otluk Beli'nde. Toplarla evet bir etki edildi ama asıl topları en iyi kullanmasını beceren de Yavuz Sultan Selim olmuştur mesela. Çaldıran'ı saymıyorum bile. Mercidabık'ta yapılan top manevrası mükemmeldir. Savaş tarihinde de çok önemli bir yeri vardır. Avrupalılar da mesela Mercidabık Savaşı'nı özellikle işlerler. Çaldıran'dan daha çok Mercidabık ilgilerini çeker Avrupalılarının. Videosunu yapmıştık mesela. Orada bir topları gizleyerek, önüne bir alay dizerek yem atar Memlük ordusuna. Ordunun arkasında toplar vardır hemen. Memlükler ilk başta anlamaz. Ya küçük bir ordu geliyor üstümüze doğru yavaş yavaş. Ya şunları ezverelim yani. Meydanda sıkıştıralım. İyice yaklaştılar falan. Saldırıya geçince askerler bir çekiliyor arkadan toplar çıkıyor. Devasa toplarla ölüm yağdırıyor yani. Ve en etkili kullandığı savaşlardan bir tanesi mesela. Mercidabık çok başarılıdır. Askeri tarihi açısından da çok önemlidir dediğim gibi. Asıl toplar yani biraz daha geliştikten sonra savaş alanında kullanılmaya başlandı. Ve Avrupalıların mesela ondan sonraki savaşlarına bakın hep Osmanlı'nın şeyini taklit ederler. Fatih ve Yavuz'u taklit ederler. Savaş alanına hep top getirmişlerdir ondan sonra. Hep daha iyi top yapmaya çalışmışlardır. Osmanlı'dan gördükleri bir sistemdir bu. Harp tarihine de yön vermiştir yani baktığın zaman. Dünya harp tarihi. Şehzade Yakup'un katledilmesiyle ilgili çok fazla soru geldi. Bu soruları da ekrana özellikle yazdık. Bunlara cevap istiyoruz. Şimdi Kosova Savaşı'nın sonunda biliyorsunuz Sultan Murad'ın öldürülmesi var. Şehit edilmesi var Miloš Obilić tarafından. Ya bu olay olduğu zaman Yıldırım Bayezid, Aşık Paşazade'ye göre Yıldırım Bayezid sancak altındaydı diyor yani. Hemen padişahın sancağının yanındaydı. Dolayısıyla bu hadiseye bizzat şahit oldu. Fakat bu olay olduğu sırada Şehzade Yakup da düşman kovalamakla meşguldü. Ordunun sol kanadı ile birlikte. Birinci Kosova Savaşı ile alakalı muharebenin detaylarını burada anlatmayacağım. Videodan izleyebilirler. Birinci Kosova Savaşı ile alakalı yaptığımız videoyu izleyebilirler. Bu savaşta bu olaylar olduğu anda Osmanlı tarihçilerinin yazdıklarına göre 1. Murat hemen vefat etmiyor. Ağır bir şekilde yaralanıyor. Hemen otağa kuruluyor. Ama yani vefat edecek o belli. Yıldırım'ı kendisinden sonra tahta yerine
halife bıraktığını söylüyor. Benden sonra oğlum Yıldırım'a biat edin diye. Dolayısıyla Yıldırım Bayezid'in hüngür hüngür ağladığından bahsederler. Ona ağlama deyip bir de nasihatlerde bulunuyor. Hatta attan inmeye söğüz lafı meşhurdur. Muradı hüda bendikârın. Şimdi buraya kadar Şehzade Yakup Çelebi'nin olaylardan haberi yok. Tabi bu arada Yeniçeriler kimin tarafında falan da diye sormuşlar. Yeniçeriler de her zaman Yıldırım Bayezid taraftarı olmuşlar yani. Yıldırım Bayezid'i çok seviyorlar önceden beri. Yıldırım'ı bir kahraman, bir karizmatik bir lider olarak şehzadeliği döneminde bile görüyorlardı. Bir de en büyük evlat, hep böyle bir algı vardır yani. Büyük evlat tahta daha namzet görülür. Onun da bir etkisi var. Asker çoğunlukla Yıldırım'dan yana. Batılı modern bir tarihçi vardı, ismi aklıma gelmiyor şimdi. Shaw, Stefan Shaw mıydı? Bir tane batılı tarihçinin kitabında şöyle bir şey okudum. O diyor ki, Şehzade Yakup Türk tarafını temsil ediyordu diyor. Özellikle Anadolu tarafı Şehzade Yakup'u seviyordu. Yıldırım Bayezid'i ise Rumeli tarafı seviyordu diye. Böyle bir ilginç bir ayrımdan bahsediyor. Aslında haklı bir yönü de var bir yandan. Çünkü neden? Şehzade Yakup idam edilince Anadolu beylikleri Yıldırım'a karşı ayaklanıyor. Şehzade Yakup'un idam edilmesini öne sürerek ayaklanıyorlar. Haklılık payı da var onun söylediği şeyin. Şimdi paşalarla aralarında şöyle bir diyalog oluyor. Artık seni padişah olarak tanıdık fakat Şehzade Yakup'un bundan haberi yok. Bir müddet sonra da ordusuyla buraya geri dönecek. O zaman ona ne diyeceğiz? Ne olacak? Nasıl bir hal yoluna koyacağız? Şehzade Yakup'a tamam sen orduyu bırak, sana şurayı vali olarak verdik, git oraya desek bile kabul edecek mi? Orduyla geliyor. Emrinde Anadolu askerleri var. Rumeli askerleri o zaman Yıldırım'ın emrinde. Şehzade Yakup'un etrafındaki askerler de Anadolu askerleri. Dolayısıyla Anadolu halkı Şehzade Yakup'a çok bağlı. Askerler onun emrinden çıkmıyorlar böyle bir ortamda. Eğer dese ki bize ben kabul etmiyorum böyle bir şeyi, kime danışarak Yıldırım'a biat ettiniz, ben karşı çıkıyorum ve ben baş kaldırıyorum dese ve ordusunu bizim üzerimize salsa, şu an düşman topraklarındayız ve biz burada birbirimize girsek, birbirimizi kırsak, düşmanlar da üzerimize gelse bizi kırsa, Osmanlı'nın bütün kazanımları heba olur, halkı perişan olur. Bu tehlikelerden korkuluyordu yani. Ya kabul etmezse? Şöyle de düşünebilirsin yani, mesela bu olmasaydı da alternatifi nasıl olacaktı? Nasıl bir şey olacaktı mesela? Yakup tamam ben Yıldırım'ı kabul ettim deyip gidecek miydi gerçekten? Hani tamam bu dinen caiz mi falan filan diye soruyoruz ama çok zor bir karar yani. Ve bu kararı yine Yıldırım Bayezid'in psikoanalizini yapan söylediğim o makalede bu kararın Yıldırım Bayezid'i çok etkilediğinden de bahseder mesela. Hem bir vicdan azabı, hem bir verilmesi gereken zor bir karar. Fakat ona rağmen askere karşı da kendini her zaman dik göstermiş yani, bozmamış. Velhasıl hikayeyi biliyorsunuz işte. Karar çıkıyor, Şehzade Yakup o zaman öldürülecek. Haber gönderiyorlar, baban seni çağırıyor diyorlar. O da babamı görmeye gideceğim diye geliyor, askeri komutanına bırakıp. Babasının çadırına girerken çadır önünde daha giremeden boğuluyor. Yani beddua etti mi sorusuna da bir cevap. Aslında yani çadıra girer girmez boğulduğu için bir şey söylemeye fırsatı olmadı. Bunu kimin yaptığını belki anlamaya bile fırsatı olmamış olabilir. Çünkü bir anda boğuluyor, ne olduğunu anlayamıyor. Ama karşısında Yıldırım Bayezid'i görüyor mu görmüyor mu oraları bilmiyoruz. Hani böyle bir beddua etti etmesi zor o engamda. Ama olayı fark ettiyse bile etmiş de olabilir. Burada şu akla geliyor, caiz mi sorusuna cevabı. Kanuni Sultan Süleyman'ın meşhur bir hikayesi vardır. Yanındaki yaverine bir vasiyet bırakır ve der ki ben öldüğüm zaman bu kutuyu kabrime koy. Yaver de der ki bu kutuyu kabre nasıl koyacağız? Sen koy. Bu benim sana vasiyetimdir. Bana yemin et diyor. Yemin ettiriyor. Kanuni Sultan Süleyman vefat ettiği zaman yaveri geliyor. Bu kutuyu koymamız lazım. Bana vasiyet etti diyor. Yani. Ebu Suud Efendi diyor ki kabre bir şey koyamayız yani. Yalvarıyor. Bana diyor vasiyet etti. Ben yemin ettim diyor. Ben ne yapacağım? Ben ne edeceğim? Böyle adam hüngür hüngür ağlayacak konuma gelince Ebu Suud Efendi bakın şu kutunun içinde ne varmış diye bir açıyor kutuyu. Bir bakıyor içinde böyle bir tomar kağıt. Kağıtları karıştırıyor. Bakıyor bir fetva. Altında imza Ebu Suud Efendi. Bir fetva imza Ebu Suud Efendi. Bir fetva imza Ebu Suud Efendi. Anlıyor ki o kutunun içinde Ebu Suud Efendi'den aldığı fetvalar var. Orada Ebu Suud Efendi'ye de bir mesaj vermiş oluyor. Ne o mesaj? Ben fetva almadan hiçbir hareket etmedim. Ebu Suud Efendi de diyor ki o diyor bana bir mesaj vermek istemiş. Senin fetvan olmadan hiçbir hareket yapmadı. O diyor ahirete gider. Bu fetvaları gösterirse Allah ona hesap sormaz. Çünkü o fetvasını bilen kişiden, bilen bir alimden aldı. Bu fetvaların hesabını ahirette tek tek bana soracaklar. Sen bu fetvayı neye göre verdin? Senin bu fetvayı verirken ki delilin neydi? Yani bu fetvaların hesabını ben vereceğim. Ama o hesap verirken fetvaları gösterecek ve kurtulacak. Şimdi bu mesele biraz böyledir. Eğer
Yıldırım Bayezid kardeşi Yakup'un öldürülmesiyle alakalı bir fetva alıp bunu yaptıysa bu vebal Yıldırım'dan kalkar. Çünkü niye? Herkes din alimi olamaz. Ne yaparsın? Alim olan, işin alimi olan kişiden fetva alırsın. Onun fetvasına göre hareket edersin. Böylece aslında üzerinden de bir mesuliyet atmış oluruz. Ben fıkıh okumadım. Benim bunu okumaya da fırsatım yok. Ben çalışan bir adamım. Ne yapıyorsun? Fetva alıyorsun. Hocaya soruyorsun. Fetva alıyorsun. Fetva verirse yapıyorsun. Fetva vermiyorsa yapmıyorsun. Burada fetva alıp da yapan kişiye şunu sorabilirler mi? Sen fıkhın hangi alanından ne delil getirerek bu işi yaptın deseler de ki ya ben bilmiyorum hani ben fıkıh okumadım. Ama ben fıkıh okuyan güvenilir bir alime sordum bana yapabilirsin dedi ben ondan yaptım. Suçu direkt onun üstüne atacak. Ona soracaklar bu sefer sen bu fetvayı nasıl verdin? Yıldırım'ın meselesi de biraz böyle fetva aldıysa üzerinden sorumluluk kalkar. Ama fetva almadıysa bunu fetva almadan yaptıysa o zaman vebal Yıldırım Bayezid'in boynu. Onun üzerindedir yani. Ve o büyük bir vebaldir. Tabi onun da ahı çıkar. Fatih Sultan Mehmet'in de verdiği. Ha, bu burada akla şey gelebilir. Dediğin gibi Fatih Sultan Mehmet'in kanunnamesindeki fetva. Ne diyor Fatih Sultan Mehmet kanunnamesinde? Kime ki evladımdan saltanat nasip ola, karındaşın öldürmek münasiptir. Ekser ulema dahi tecviz etmiştir. Yani tecviz etmek uygun görmüştür. Fetva vermiştir. O fetva ile amil olalar. Anın ile amil olalar. Yani ne demektir bu? Sana taht nasip oldu. Aslında Yıldırım Bayezid dönemine de verilmiş bir fetvadır daha gelecekten. Nedir o fetva? Yıldırım Bayezid'e padişahlık nasip oluyor baktığım zaman. Kime ki padişahlık nasip ola, karındaşın öldürmek münasipti. Bana padişahlık nasip oldu. Yıldırım Bayezid olduğunu düşün. Padişahlık nasip oldu ve sen gittin kardeşini öldürdün. Bunun fetvası Fatih Sultan Mehmet böyle bir fetvayı almış ve ekser ulema diyor. Çoğunluk alimler, ulema alimin çoğuludur. Çoğunluk alimler buna fetva verdiler diyor. Dolayısıyla bu fetvayı aldın mı? Aldıysa bir padişah üzerinden o sorumluluğu atar yani. Sorumluluk fetva veren kişiye aittir. Dolayısıyla burada onun caiziyet şeyine de bir cevap olmuş olur. Belki Fatih bu fetvayı belki sadece kanunlaştırdı. Bu fetva belki daha önce de verilmişti. Ama o bunu bir kanun haline yazıya döktü belki. Onu da bilemeyiz. Yani Yıldırım döneminde de böyle bir fetva olmuş olabilir yani. İşte o kısımdan da bilemiyoruz. Şehzade Yakup eğer zaten masumsa, isyan etmeyecekse Şehzade Yakup için de bu kötü bir şey değil. Bazı alimler mesela bunu bu şekilde de yorumluyor. Yani mazlumen gitti evet ama ahiretini kurtarmış oldu. Belki yaşasaydı kötülükler yapacak veya başka bir şey oluyor. Ahiretini kurtarmış oldu bakış açısıyla bakın. Ya bu konuda böyle yorumlar yapanlar da oluyor. Mesela bir tanesi diyor ki ben Diyanet'ten bir hocaya sordum bizim diyor. Böyle bir şeyin asla fetvası olamaz dedi diyor. Bunu yapan kim olursa olsun katildir, cehennemliktir falan dedi diyor. Şimdi Fatih dönemi alimleriyle 4 yıl ilahiyat bitirmiş bir fetva vermeye ehil olmuş bir insanı da aynı kefeye koymamak lazım. Yani. Bambaşka bir olaydır o ve o alimliklerin derinliklerine ulaşabilmek öyle kolay değildir. Onlar bütün hayatını verirler. Sadece bir Molla Fenari Hazretlerinin vefat ettiğinde 40 bin cilt kitabı vardı. Ya bu kitapların hepsi okunmuş, birçoğu da ezberlenmiş kitaplardı yani. O alimler başka seviyedir. 4 yıl ilahiyat bitirip tamam fetva vermeye ehilsindir ama senin vereceğin fetva değil o yani. Fatih dönemi alimlerinin vereceği fetvayı vermeye senin ilmin yetmez. Yani sen Ramazan'da ne oruç bozar, sakız çiğnemek oruç bozar falan bu gibi şeylere fetva verebilecek seviyedeysen o çok çok daha üst noktalarda fetva verebilecek seviyededir yani. Onun seviyesine gelebilmen için ilahiyat bitirmekten fazlası olman lazım yani. Ha, şu da vardır. Ha, o zaten fetva vermesin öyle bir şeye. Ben fetva vermiyorum desin çekilsin kenara. Ama şunu da diyemez. O fetvayı verenler bir cacık değildir diyemez yani. Fatih dönemi alimleri bunlar. Ya öyle fetva verilmez onların hepsi cehennemlik gitti falan diyemezsin sen arkadaşım. Sultan Bayezid'in oğlu Şehzade Ertuğrul'un vefatı hususunda çok çeşitli rivayetler var. Bu mevzunun aslı nedir? Bununla alakalı tabii birkaç tane rivayet var. Ama Şehzade Ertuğrul'la da alakalı çok fazla malumat yok. Şehzade Ertuğrul Yıldırım Bayezid'in en büyük çocuğudur. İlk göz ağrısıdır tabiri caizse. Kitaplarda onunla alakalı Yıldırım Bayezid'in veliaht olarak gördüğü, kendisinden sonra tahta namzet olarak gördüğü oğlu olarak bilinir. Çok düşkündür Ertuğrul'a. İki tane iddia var Ertuğrul'un nasıl öldüğüyle alakalı. Birincisi Kırkdilim Muharebesi'nde Kadı Burhanettin tarafından öldürüldüğü. İkincisi de Timur'un Sivas kuşatmasında Timur tarafından öldürüldüğüdür. Fakat bunlardan birincisi daha akla yatkın gelir. Çünkü eğer Timur Sivas kuşatmasında Yıldırım'ın oğlunu öldürmüş olsaydı
O bütün zafernamelerde yazardı. Bütün Timur tarihlerinde geçerdi. Çok büyük bir olay olurdu yani. Yıldırım'ın oğlunu Timur öldürdü diye ayyuka çıkardı yani bu mesele. Fakat bununla alakalı bir malumat göremiyoruz Timur tarihçilerinde de. Yani dolayısıyla bu çok zayıf bir iddia kalıyor. Birinci iddia daha mantıklıdır. Yıldırım Bayezid Rumeli'deyken Kırkdilim Muharebesi yapılır. Anadolu'da orduyu oğlu Ertuğrul'un başına bırakmıştır. Bu sırada da Kadı Burhanettin ordusu Osmanlı'ya saldırmıştır. Kırkdilim'de bir savaş olmuştur. Bu savaşta Osmanlı ordusu Kadı Burhanettin ordusuna karşı yenilmiştir ve Şehzade Ertuğrul da bu savaşta bizzat ön cephede savaşıp şehit düşmüştür. Tabii daha sonra Yıldırım Bayezid de bunun intikamını acı bir şekilde alıyor yani. Kadı Burhanettin'in ülkesi tamamen Yıldırım Bayezid'in eline geçiyor. Kadı Burhanettin'in başkentidir Sivas mesela. Yıldırım Bayezid'in eline geçiyor. Kadı Burhanettin'in ülkesini tamamen işgal ediyor yani. Yıldırım Bayezid bu oğlu Ertuğrul'un ölümüne çok üzülüyor. Hatta bununla alakalı da hikayeler anlatılır mesela. Çal çoban hikayesi gibi. Hem Sivas'ı kaybetti hem oğlunu kaybetti diye. Sivas'ta Şehzade Ertuğrul öldürülmüş olsaydı Timur tarafından bu çok büyük bir olay olurdu ve her yerde de geçerdi. Fakat bundan bahsedilmez yani. Dolayısıyla çok daha önce yani. O da 1392 veya 93 olması lazım. Onun da videosunu yaptık biz yine. Kanalda var, izlemek isteyenler izleyebilir. Kırkdilim Savaşı diye. Yıldırım serisinden bir video. Yani Şehzade Ertuğrul'un akıbeti böyledir. Tabii daha sonra Yıldırım Bayezid Kadı Burhanettin ülkesini ele geçirince Sivas şehri Kadı Burhanettin'in başkentiydi. Oraya da Ertuğrul'dan sonraki en büyük oğlu olan Süleyman Çelebi'yi koyuyor. Ve Süleyman Çelebi artık Sivas muhafızı olarak atanıyor. Hatta şu da rivayet edilir. Timur Sivas'a geldiği zaman Süleyman Çelebi babasına haber veriyor. Babası da o zaman İstanbul kuşatmasıyla meşgul. Dördüncü kez kuşatmış İstanbul'u ve İstanbul düşmek üzere yani. Gerçekten ele geçirecekti İstanbul'u. Tam bu ele geçirme esnasında Timur geliyor. Timur geldiği zaman tabii Çelebi Süleyman babasına haber gönderince babası diyor ki biz orduyu toplayıp gelene kadar Sivas'ı müdafaa et diyor Emir Süleyman'a. Fakat Emir Süleyman tabii müdafaa hazırlıklarını yapıyor ama bakıyor ki Timur çok kalabalık bir orduyla geliyor yani. Benim bununla başa çıkabilmem mümkün değil. Yanındaki komutanlardan birine veriyor şehri koruması için. Sivas şehrini terk ediyor. Timur Sivas'a geldiğinde şehir o muhafız tarafından korunuyor ve daha sonraki olaylar işte Sivas yakılıp yıkılması yani. Şehzade Süleyman yani Sivas'tan kaçmış mı? Sivas'tan kaçıyor. İlk padişah olmuş. Aslında çok iyi eğitim almıştır Şehzade Süleyman. Tamam içkiciliğinden falan filan çok bahsedilir kaynaklarda. Doğrudurdu ama biraz da bunun suçlusunu hep böyle Çandarlı Ali olarak gösterir tarihçiler. Çandarlı Ali de böyle bir iktidarı ele geçirme hırsı olan bir vezir-i azam olduğundan bahsedilir. Çok zeki bir adamdır, müthiş bir adamdır Çandarlı Ali. Fakat içkiye bunları müptela ederek hatta Osmanlı tarihçileri şey der. İşte Allah şirkten başka her günahı affeder padişahım deyip bunun böyle içki içmesini daha böyle hani hafifleştiren bir şekilde bunlara sunuyor diye. Şimdi Çandarlı Ali Paşa şunu yapabiliyor. Emir Süleyman içkiye müptela olup hamam alemlerinde takılırken Çandarlı Ali Paşa Emir Süleyman adına devleti yönetebiliyor. Sonra da mesela yarın bir gün deseler ki Emir Süleyman desek ya ben sana böyle bir emir mi verdim bunu niye yaptın dese ne diyecek? Sultanım siz herhalde sarhoştunuz yani siz verdiniz bu emri falan anlatabildim. Hani artık tabii Vezir-i Azam rütbesi olduğu için padişahtan sonra en yetkili kişi. Dolayısıyla diğer paşaların padişahla olan irtibatını kesiyor. Padişahı orada bir nevi uyutuyor ve işte padişah böyle dedi. Kendi emirlerini padişahın emriymiş gibi dayattığı. Bununla alakalı çok eleştirilir Çandarlı Ali Paşa. Tabii günah vebali boyunlarına bunu yazanların biz kaynaklarda gördüğümüz kadarını söylüyoruz. Emir Süleyman da aslında tenkit ediliyor ama mesela baktığımız zaman birçok hayır hasenat yapmıştır mesela Edirne'de. Onun zamanında kıymetli alimler ya mesela Mevlid-i Şerif dediğimiz şey onun zamanında yazılmış Edirne'de. Bugün hepimiz Mevlid okuyoruz ya. O Mevlid mesela Emir Süleyman zamanında yazılmış Edirne'de. Aslında çok iyi yönleri var fakat işte Osmanlı tarihçilerinin de eleştirdiği nokta bu ama o içki onu bitirdi diyorlar yani. O da üzücü bir şey Emir Süleyman. Allah rahmet eylesin dedim. Sonuçta bunlar Müslüman insanlar. Hani bunlar asla şu düşüncede değiller yani. İçki haramdır. Bunu biliyorlar. Zaten bir insan içkinin haram olmadığını söylerse dinden çıkar. Niye? Kur'an ayetini inkar etmiş olur. Kur'an'ın bir ayetini inkar edersen bütün ayetleri inkar etmiş gibi olursun. Dolayısıyla içkinin haram olduğunu biliyorlar. Fakat nefsimize düştük. Allah bizi affetsin. Bakış açısındalar yani. Yoksa içki Osmanlı'da meşhur görülürdü diye bir şey değil bu aslında. Yıldırım Bayezid'in alkol kullandığı ile ilgili
söylentilere cevap verebilir misiniz? Meşhur Roma İmparatoru 2. Manuel vardır. Yıldırım Bayezid videolarında uzun uzun anlattık. Çelebi Mehmet videolarında da var. Bu adamın Kidones'e yazdığı bir mektup var. Bu mektup 1391 kışında Anadolu seferindeyken yazılmış. Orayı hatırlayalım, hani 1. Anadolu seferi vardı Yıldırım Bayezid'in. O seferi hatırlayanlar bilir. O zaman daha Manuel Roma İmparatoru değil. Ve Yıldırım Bayezid bu sefere giderken Roma İmparatoru'ndan oğlunu ve ordusunu göndermesini istiyor. Ve 2. Manuel de ordusuyla birlikte Yıldırım Bayezid'in ordusuna katılıyor. İşte bu seferdeyken Kidones'e yazdığı bir mektup var. Uzunca bir mektup. Mektubun sonunda şöyle bir şey söylüyor. Bu mektubu sonlandırırken işte tam da bunu yapıyorum. Her şeyi anlayabilirim. Lakin ulakların bizi hükümdarın huzuruna davet etmesine anlam veremiyorum. Sanırım akşam yemeğinden önce tekrar şerefe birkaç kadeh kaldırmak ve çeşitli altın kase ve kadehlerinden oluşan koleksiyonundan bizi ağzımıza kadar şarapla doldurmak istiyor. Bunun kederimi yatıştıracağını düşünüyor. Halbuki benim keyfim yerinde bile olsa onlar sadece beni üzüntüyle dolduracak. Biraz da böyle şiirsel bir dille yazmış mektubu. Manuel'in yazdığı iddia edilen bunun gibi 8 tane mektup var. Bu mektuplar 1893 yılında Emil Legrand adında Fransız bir filolog tarafından yayımlandı. Bu mektuptan anlaşıldığı üzere Yıldırım Bayezid 2. Manuel'i sürekli işret meclisine davet ediyor ve orada şarap içme mevzusu var ve altın kaseler falan diye bahsederek anlattığı bir mektup. Fakat bu mektupların da tabi tarihi bir kaynak olarak değerlendirilmesi konusu tartışılıyor. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de Hucurat Suresi 6. ayette Allah-u Azimüşşan bize şöyle söylüyor. Ey iman edenler! Ey insanlar demiyor, ey iman edenler, yani Müslümanlara sesleniyor. Eğer bir fasık size haber getirirse onun doğruluğunu araştırın. Yoksa bilmeden birilerine kötülük yapabilirsiniz. Sonra bu yaptıklarınızdan pişman olursunuz. Fasık demek açıktan büyük günah işlemeye devam eden ve Allah'a asi olan Müslüman kimse. Aynı zamanda kafirler için de kullanılmıştır. Yani dolayısıyla Kur'an-ı Kerim'in Müslümanlara buyurduğu emrine bir fasık size haber getirdiği zaman onun doğruluğunu araştırın. Onun doğruluğunu araştırmadan hüküm vermeyin manasına geliyor, değil mi? Yani açıktan bir şekilde büyük günah işleyen bir Müslüman bile fasık oluyorsa bir de kafiri düşünelim. Yani belki iki kat daha fazla dikkat etmek gerekir. Çünkü bu söz bir iftira olabilir. Bu söz farklı bir amaçla söylenmiş olabilir. Ölünün de bir hakkı vardır. Bir insanın ahirete göçmüş olması onun arkasından konuştuğun zaman bunun günah olmayacağı anlamına gelmiyor. Dolayısıyla ölünün arkasından da atıp tuttuğun zaman onun hakkına girmiş oluyoruz. O yüzden ölünün de hakkı var. İkinci Manuel'den gelen ve Fransız filolog tarafından yayınlanan bir haberi bir Müslümanın ya bu böyleymiş, doğruymuş demeden önce bunu iyi bir şekilde araştırması gerekiyor. Hani bu bir iftira olabilir ve sen bunu yayarak bir iftiranın yayılmasına sebep olup aynı günaha ortak olmuş olabilirsin. O yüzden bu tehlikeli bir konudur. Ve benim de hassasiyetimi bilenler bilir. Ben ecdat konusunda özellikle bu tarz şeylerde direkt böyle bir kaynak görüp aa işte bu doğruymuş diye atlamam hiçbir zaman. Yani bu doğru bir yaklaşım da değil, doğru bir yöntem de değil. Çünkü ben hep şu örneği veririm. Daha önce görmediğiniz bir dedeniz olduğunu düşünün. Daha önce onu hiç görmemişsiniz ama biri diyor ki sizin dedenizle alakalı. Ya senin deden de şöyle kötü bir adamdı, böyle zalimdi işte, şöyle kötü işleri vardı, şöyle pis işleri vardı diyor. Sen dedeni bilmiyorsun. Fakat direkt bu adamdan bunu duyar duymaz şöyle mi dersin? Vay benim dedem ne kadar hainmiş mi dersin? Yoksa annene sorup babana sorup ya dedem hakkında böyle böyle bir şey söyleniyor. Bunun aslı var mı? Benim dedem Müslüman adam değil miydi? Şöyle değil miydi? Böyle. Yani bunu bir sorgularsın değil mi? Çünkü neden? Senin deden. Osmanlı'da bizim atalarımız. Yani Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni yokken Osmanlı vardı. Yani biz Osmanlı'nın devamıyız. Dolayısıyla bizim tarihimiz. O yüzden bir insan nasıl kendi dedesine, kendi büyüğüne böyle bir yakıştırma yapmayıp bunun doğrusunu araştırayım yoluna gidiyorsa Osmanlı'ya da biz Türkler olarak böyle bakmalıyız. Çünkü bizim ecdadımız, bizim tarihimiz. Avrupalı Osmanlı'yı da alay ederek Osmanlı'yı küçük düşürmez. Aynı zamanda seni de küçük düşürür. Avrupalı Osmanlı'yı zalim ilan ederek sadece Osmanlı'yı değil Türkiye Cumhuriyeti'ni de zalim ilan etmiş oldu. Bak mesela Ermeni soykırımı, sözde Ermeni soykırımı diye bir şey uydurdular değil mi? Bu Ermeni soykırımı dedikleri konular Türkiye Cumhuriyeti zamanında mı oldu? Hayır, Osmanlı'nın son döneminde. Yani bu iddiaları ki biz Ermeni soykırımını reddediyoruz. Bu iddiaları Osmanlı ile alakalı. Fakat kimi suçluyorlar? Türkleri suçluyorlar. Yani anladınız mı? Osmanlı'ya bir suçlama geldiği zaman Türkiye Cumhuriyeti suçlanır. Sen bugün Türkiye Cumhuriyeti'ni nasıl savunuyorsan Osmanlı'yı da o şekilde savunman gerekir. Çünkü biz Osmanlı'nın devamıyız. Bu çok önemli. Dolayısıyla bu konuyu irdelemek gerekiyor. Yani peki bu ne bu konu yani?
Biz Yıldırım Bayezid'i Müslüman bir adam olarak biliyoruz. Gazalara çıkmış, Allah yolunda cihad eden bir adam olarak biliyoruz. Bursa'da Ulu Cami'yi yaptırdığını, medreseler yaptırdığını, imaretler yaptırdığını, Kütahya'da bir cami yaptırdığını, Balıkesir'de yine vakfiyeler yaptırdığını, birçok hayır eserleri yaptırdığını biliyoruz. Beş vakit namaz kıldığını biliyoruz mesela. Hatta namazı cemaatle kılmadığı için Molla Fenari tarafından azarlandığında ondan sonra bütün namazları cemaatle kıldığını biliyoruz. Böyle bir insanın Manuel'in mektubundaki gibi içki müptelası olması kafalarda soru işaretleri bırakabilir. Yani nasıl olur yani bu böyle Müslüman bir adam, Allah yolunda cihad etmek için canını ortaya koymuş adam nasıl içki içebilir diye. Bu konuları biraz böyle derinlemesine girelim. Peki Osmanlı tarihlerinde Yıldırım Bayezid'in içki içmesiyle alakalı ne bahsediliyor ve nasıl bahsediliyor? Aşık Paşazade, Neşri, Hadidi, Solakzade, Kemal Paşazade, Behişti, Anonim Tevarih-i Ali Osmanlılar, Ruhi Çelebi, Müneccinbaşı, Ahmet Dede, Hoca Saadettin Efendi, İbni Arapşah, İbni Tengriverdi, Şükrullah Efendi, yani daha fazlası da var. Bu kaynakların hepsinde Yıldırım Bayezid'in içki içtiği ile alakalı malumat var. Mesela Oruç Bey tarihinde Oruç Bey şu şekilde yazmış. Sırp kızı gelmeden önce Sultan Bayezid Han içki meclisinin ne olduğunu bilmezdi. O vakte kadar şarap sohbeti olmazdı. Sırp kızı dediği burada hani Kosova Muharebesi'nden sonra Yıldırım Bayezid'in Sırp kralının kızıyla evlenmesi meselesi var. Mara Despina Hatun diye geçiyor. Ve bu Despina Hatun tabi Müslüman olmuyor. Hristiyan bir kadın. Oruç Bey'in de söylediği gibi aynısını Aşık Paşazade de söylüyor. Laz kızı ve Çandarlı Ali Paşa onu içkiye alıştıran kişiler diye söylüyor aynı şekilde. Yine İbni Kemal, Kemal Paşazade diye de bildiğimiz, o da eserinde yazmış ki Yıldırım Bayezid gelene kadar Osmanoğullarından içki içen kimse yoktu. Fakat eşi Mara'nın tesiriyle Bayezid nefsine uymuş ve eğlenceye düşerek şarap içmişti. Bunu İbni Kemal söylüyor. Bakın çok önemli bir şahsiyet. Bu Mara Despina Hatun'la alakalı tarihler Osmanlı tarihlerinde tepki göstermişlerdir bundan dolayı Yıldırım Bayezid'e. Çünkü Mara Despina Hatun Yıldırım'ın hanımı olmasına rağmen Hristiyanlık dininden vazgeçmemiştir ve Müslüman olmamıştır yani. Yıldırım Bayezid de onu Müslüman olması için zorlamamıştır. Zaten dinde zorlama yoktur. Dininde kalabilirsin diye hürriyetinde bırakmıştır. Ki olması gereken de budur. Kimseyi zorla Müslüman yapamazsın. Bundan dolayı yani ya koskoca sultanın hanımı yani nasıl Müslüman olmaz diye de bir eleştirel bir bakış açısı vardır Osmanlı tarihçilerindeki Yıldırım Bayezid'e karşı. Fakat Aşık Paşazade aynı zamanda mesela şöyle de destekliyor bu durumu. Ankara Muharebesi'nde Solak Karaca diye bir Yeniçeri var. Solak demek padişahın yakın korumalığını yapan Yeniçerilerden oluşan birlik. Solaklar denir bunlara. Bu Solak Karaca Ankara Muharebesi'nde Yıldırım Bayezid'in evlatları kaçtıktan sonra Çataltepe'ye çekilip orada Yeniçerilerle birlikte biliyorsunuz bir savaş vermişti Yıldırım Bayezid Çataltepe'de. Orada bulunan bir solak Yıldırım Bayezid'e haykırıyor. Hani o güvendiğin oğullar ve sancak beyleri. Yani bak hepsi seni terk etti. Bir tek biz kaldık yanında. Ya o sarhoş vezirin nerede? Burada da Çandarlı Ali Paşa'yı kastediyor. Sarhoş vezirin nerede diyerek. Böyle bir kayıt da koymuş mesela Aşık Paşa zaten. Namık Kemal mesela Osmanlı Tarihi isimli eserinde şöyle diyor. Yıldırım Bayezid gibi otoriter bir padişahın ne Mara'nın ne de Çandarlı Ali Paşa'nın hükmü altına girmesine imkan yok diyor. Yine Hoca Saadettin Efendi de buna işaret ediyor. Hatta o eserinde şöyle demiş. İçki alemleri, sohbet demleri sürüp gitti. Allah'ın rızası olmayan şeylere yönelerek atalarının ele almadıkları al renkli kadehi gönül götüren dilberin ısrarlarına kanarak yudumladı. İşte Ali Paşa çeşitli oyunlar ortaya koyup gereksiz düzenlerle onu oyuna getirip söz ve saz meclislerine kandil eyledi. Padişah ise içten pazarlıklı vezirinin tekliflerini özden sanarak devletin bütün önemli konularını ona bıraktı. Müslümanların işlerini yerine getirmek, taht ve saltanatın törelerini yürütmek yerine kendini iyi şu işlete kaptırdı. Bunun sonunda kötülüklerin kaynağı olan içki içilmesine en önde özü sebep olmuştu. Yani şunu demek istiyor. Tamam onların da tesiri var. Mara ve Despina Hatun'un da tesiri var. Fakat içki içilmesinin sebebi en başta kendisiydi diyor. Yani şimdi buraya kadar da okuduklarımızdan da hemen hemen anlayacağımız üzere evet bir içki içme meselesi var Yıldırım Bayezid. Fakat bunu şu şekilde alıyorlar. Yani Yıldırım Bayezid içki içerdi. Sanki hani içkiyi meşru görürdü ve içki içmeye sürekli devam ederdi gibi bir algı oluşuyor. Fakat Osmanlı tarihlerinde bu algı bu şekilde değil. Osmanlı tarihlerinde Yıldırım'ın bir süre içki içtiğini, daha sonra içkiyi bıraktığını anlatırlar.
Yıldırım Bayezid döneminin kaynakları bölümünde Ahmedi'yi kim olduğunu işlemiştik. Ahmedi biliyorsunuz Kütahya doğumlu ve Yıldırım Bayezid'in birebir hizmetinde olmuş bir kişi. Vefat tarihi 1413, yani Çelebi Mehmed'in Fetret devrini bitirip tahtı ele geçirdiği sene vefat etmiş. Yani o dönemlerin adamı. Yıldırım Bayezid'in mesela içki içmediğini öne sürenler genellikle bu Ahmedi'den kaynak getirirlerdi. Ahmedi'nin eserinde şöyle bir şey yazıyor. Almadı hergiz eline camu mey, dinlemedi dahi hergiz cengü ney. Yani ne demek bu? Almadı hergiz. Hergiz Farsça bir kelimedir. Asla demektir. Almadı asla eline camu mey. Mey burada şarap içki manasında kullanılıyor. Yani içki kadehini eline almadı asla diyor. Ve dinlemedi bile asla çalgı çengi diyor. Yani şimdi buradan yola çıkarak Yıldırım Bayezid'in asla içki içmediğini ve asla müzik dahi dinlemediğini söylüyorlar. Fakat doğru ama bunun bir iki dize üstüne çıktığı zaman olaylar tamamen değişiyor. Onlar bunu atlıyorlar, buradan sadece bu kısmı kırıp alıyorlar. Çünkü iki dize üstünde diyor ki, bir zamandan zühdetti ol aşikar, işi taat oldu anın lehlü nehar. İşte buradaki o bir zamandan cümlesi her şeyi değiştiriyor. Ne demek? Yani bir zamandan zühdetti. Önceden içiyordu, çalgı çengi dinliyordu, içki içiyordu fakat bir zamandan sonra tövbe etti ve kendini ibadete verdi ve zühdetti. Yani buradan anlaşılan şey budur. Demek ki yani bir zamanlar içiyormuş, daha sonra buna tövbe edip ibadet ve taatle meşgul olmuş. Ahmedi onu birebir gören kişi olması hasebiyle bu yazdıkları çok önemlidir. Yine Şükrullah Efendi, biliyorsunuz Şükrullah Efendi'yi de yine kaynaklar bölümünde söylemiştik. Çelebi Mehmed'in tarihçisidir. Yıldırım Bayezid'in oğlu. Dolayısıyla tabi Yıldırım Bayezid zamanında o daha hani çocuk yaşlarda sayılır ama sonuçta Çelebi Mehmed'le birebir ilişkide olduğu için 2. Murad'ın da aynı zamanda döneminde elçilik yapmıştır. Elçi olarak birçok yere gönderilmiştir. Dolayısıyla sarayın içinden bir adam Şükrullah Efendi ve o da eserinde şöyle yazmış. Allah'tan korkmayı her şeyden ileri tuttu. Yıldırım Bayezid için diyor. Beylerle sultanların göreneği olan şeriata aykırı eğlence, çalgı ve bunun gibi aldatıcı albızın kuruntusundan gelen ne varsa hepsini bıraktı. Bu önemlidir. Yine Şükrullah Efendi de bir zamanlar evet böyle bir şey olduğunu fakat ondan sonra tövbe ettiğini, çalgı, çengi, içki gibi her şeyi terk ettiğini ifade ediyor. Hatta Şükrullah Efendi devam ediyor. İçkiyi, çalgıyı, çengiyi bıraktıktan sonra hemen devamında diyor ki Nibolu Muharebesini kazandı. Ve hani Nibolu Muharebesinde Allah tarafından korunduğunu ifade ediyor bir nevi. Bu zaferi getiren şeyin de bu olduğuna bir işaret, bir ima yolu, bir işaret yapıyor burada. Ve diyor ki bu zaferlerden elde edilen ganimetlerle Bursa'da Darül Hayır Hastane, Kazeruni Tarikatı için bir tekke, iki medrese, Ulu Cami ve bu Ulu Cami'ye de 30 hafız tayin edip Kur'an-ı Kerim okumasını emrettiğini söylüyor. Yani bu olayların hepsi içkiyi bıraktıktan sonra oluyor. Yani Yıldırım Bayezid Nibolu Muharebesi'ne gittiğinde içkiyi bırakmış, tövbe etmiş ve çalgı çengiden vazgeçip ibadet ve taatle meşgul olduğu zamanlardı. Aynısını İbni Kemal de söylüyor. Hacı Bayram-ı Veli'nin piri Şeyh Hamid'in yardımıyla padişah bu kötü alışkanlıktan kurtuldu ve şarabı yasaklayarak din yoluna döndü diyor. Tövbesini yine İbni Kemal de aynı şekilde ifade ediyor. Hoca Saadettin Efendi'nin bildirdiğine göre içkiyi bırakma tarihiyle alakalı yani şarabı bırakma tarihinin 1394 olduğunu söylüyor. Yani buradan yine Şükrullah Efendi'nin de dediği içkiyi bıraktıktan sonra Nibolu Muharebesi bahsediyordu. Nibolu Muharebesi 1396'dır. Hoca Saadettin Efendi de 1394 yılında içkiyi bıraktığını ifade ediyor. Buradan bakarsak yine aynı şekilde Hoca Saadettin Efendi de Nibolu Muharebesi'nde tabi içkiyi terk etmesinin eseri olarak bir zafer buna da işaret ediyor. Yani Allah tarafından o zaman korundu Nibolu'nda diye buna bir ima yapıyor. Yani sonuç olarak buradan ne çıkarırız? Manuel'in 1391 yılında yazdığı o mektup demek ki doğru bir mektup. Biz de bunu hem Osmanlı kaynaklarından da aynı şekilde doğrulamış oluyoruz. Sadece Manuel değil zaten dönemin Romalı tarihçileri de bunu yazıyorlar falan ama hani ben bir örnek olsun diye de söyledim. Sadece bu mektup üzerinden gitmiyorum olaya. Yani. Evet doğrudur, içmiştir ve kaynaklara bakarak şu yorumu yapabiliriz ki içkiye başlaması Mara Hatun'la evlendikten hemen sonradır. Yani 1389 yılında tahta oturmasından sonradır. 1394 yılında da bıraktığını yani Hoca Saadettin Efendi'nin bu tarihi veriyor çünkü bu tarihte bıraktığını da göz önüne alırsak demek ki hükümdarlığının ilk 5 senesinde içki içmiştir.
Yıldırım Bayezid ve Manuel'in mektubuna göre de çok aşırı bir şekilde içki içmiştir. Fakat Nibolu Muharebesi'nden hemen 1-2 sene önce de bu içkiyi bırakmış ve tövbe etmiştir. Bir daha da ağzına içki almamıştır. Osmanlı kaynaklarının aktardığına göre. Manuel'in mektubu da 1391 yılıydı. Yani Osmanlı kaynaklarındakilerle de örtüşüyor. 1391 yılı zaten demek ki içkiye hemen hemen yeni başladığı bir zaman. Ya burada akıllara şu soru işareti gelebilir. Mesela birçok kaynakta da olduğu gibi Solakzade'de falan da var. Osmanlı tarihlerinde çok geçer. İbni Tengri'de var, İbni Arapşah'da var. Timur Yıldırım Bayezid'i esir ettikten sonra Kütahya'da bir işret meclisi kuruluyor. Ve bu işret meclisinde Yıldırım Bayezid'e içki ikram edildiği ve Yıldırım Bayezid'in bu içkiden içtiği ile alakalı rivayetler var. Yani bu akla soru işareti getirebilir. Hani bırakmıştı içkiyi, daha sonra neden Timur'a esir düştüğü zaman da içki içti gibi. Fakat burada dikkat edilmesi gereken mesele Tengriberdi'nin aynı şeyi anlatırken şunu söylüyor Tengriberdi. Bu içki meclisine tüm beyler toplandı. Anadolu beyleri, işte İsfendiyar beyler falan, hani böyle kalabalık bir beylik heyeti orada bulundu. Ve civar bölgelerden bütün beyler bu işret meclisinde toplandı. Ve Timur bunun üzerine Yıldırım Bayezid'i işret meclisine çağırdı diyor. Tengriberdi'nin anlattığına göre. Ve elleri zincirli bir şekilde, ayakları zincirli bir şekilde o meclise getirildi diyor. Bu önemlidir yani. Bunun önemli olmasının bir sebebi var. Elleri zincirli bir şekilde buraya getirilmesi Timur tarafından içki içmeye zorlandığı şeklinde de belki yorumlanabilir. Çünkü şöyle bir şey var. Clavio diye bir adam var. Bu adam bir İspanyol asilzadesi. Ve Papa'nın emriyle Timur Semerkand'a, Ankara Muharebesi'nden Semerkand'a döndükten sonra torunlarını evlendirdiği bir seremoni var. Ve burada büyük bir otağı kuruluyor ve çok dehşetli hazırlıklar yapılıyor ve burada içkiler içiliyor. Bu İspanyol asilzade de Papa tarafından Semerkant'ta, yani Timur'un sarayına gönderilmiş Clavio. Bu Clavio Semerkant'taki bu mecliste, içki meclisinde bulunuyor ve detaylı bir şekilde oraları tasvir ediyor. Tabi daha sonra yazdığı bir kitap var onun. Anadolu, Orta Asya ve Timur isimli bir eseri var. Bu isiminde yazdıkları önemli. Mesela diyor ki Clavio o eserinde, Timur dahil herkes çok şarap içti. Tatarların adeti şarabı yemekten evvel içmektir. Davetliler tıka basa içip sarhoş olmadıkça ziyafet sayılmıyordu. Ben normalde içki içmezdim. Fakat burada içki içmemek ev sahibine, yani Timur'a hakaret sayılıyordu. O yüzden mecburen içmek zorunda kaldım. Tabi bir sürü detay veriyor orada. Hani Timur'un hanımı da içki içiyordu ve bana bir küp şarap hediye ettiler diye. Böyle uzun uzun anlatıyor oradaki işlet meselesini. Yani buradan ne anlıyoruz? Burada iki önemli şey var. Birincisi, hani o Manuel'in mektubunda akşam yemeğinden önce tekrar şerefe kadeh kaldıracak. Yani Tatarlardaki o yemekten önce içki içme adeti. Demek ki Yıldırım Bayezid'de de aynı şekilde, bir Türk geleneği olarak. Demek ki böyle bir gelenek şeyi varmış. Bu bir detay yani, önemli olan. Ama burada önemli olan şu, Timur içki meclisi düzenlediği zaman orada içki içmemek ev sahibine hakaret sayılıyordu. Ve Clavio içki içmemesine rağmen normalde sırf Timur'dan korkusuna orada içki içmiştir. Yani demek istediğim burada şu, Tengriberdi'nin ve işte İbn Arapşah'ın da dediği gibi elleri zincirli bir şekilde oraya gelmesi, bir zaten orada esir bir şekilde insanların önünden rencide edilecek bir şekilde oraya getiriliyor işret meclisine. İkincisi de Timur içki içmeyene kendini hakaret saydığı için onun orada mecburen bir şekilde içki içmiş olması muhtemeldir. Bu da onun içkiyi bırakmadığını, hala içki içmeye devam ettiğini kanıtlamaz yani. Bundan dolayı da Yıldırım Bayezid'in, ben tabii mesela Osmanlı padişahlarında da o şey vardır, Osmanlı tarihçilerinde de vardır, Yıldırım Bayezid'in bu hatalarından dolayı biraz ona farklı gözle bakılır diğer Osmanlı padişahlarına nazaran. Onu biraz daha işte böyle ehli keyif, nefsine düşkün, yanlış yapmış, yanlışı yüzünden Osmanlı'nın başına felaket getirmiş falan gibi bir bakış açısıyla bakılır Yıldırım Bayezid'e. Ben bunu çok doğru bulmuyorum. Çünkü bir insan hata yapabilir fakat hatasından tövbe ettiyse ve Allah onu affettiyse bence insanların hiçbir şekilde buna artık yani bir yorum yapması, işte şöyle kötü böyle kötü diye yorumlaması doğru bir şey değildir. Sahabeler arasında bile vardı. Mesela Nuaymen radıyallahu anh vardır. Kendisi Bedir Muharebesi'ne katılmış bir sahabedir ki hani bilirsiniz Bedir Muharebesi'ne katılan sahabiler diğer sahabilerden fazilet olarak daha üstündür. Ve içki haram edilmediği zaman Medine'de biliyorsunuz sahabeler içki içerdi ve içkiyle alakalı kesin ayet geldikten itibaren bütün sahabeler içkiyi bıraktılar. Hatta sokaklara döktüler ve sokaklardan içkiler aktı diye anlatılır. Sahabelerin hepsi bırakıyor fakat Nuaymen radıyallahu anh bırakamıyor mesela içkiyi.
O biraz fazla düşkünmüş içkiye. Dediğim gibi Bedir Savaşı'nda savaşmış bir sahabe. Ve içkiden dolayı, içki içmesinden dolayı 7 defa had cezası alıyor. Yani sopa vuruluyor. Hatta 7.sinde Hazreti Ömer radıyallahu anh diyor ki ''Ya Resulallah izin ver de alayım kafasını şu sarhoşun.'' diye sinirleniyor yani. Fakat Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam onu durduruyor. ''Yavaş ol ya Ömer.'' diyor. ''O Allah ve Resulünü sever, Allah ve Resulü de onu sever.'' diyor. Tabi biliyorsunuz bütün sahabeler cennetliktir bu Kur'an'da vaat edilmiş sahabeleri. Dolayısıyla 7. tabi hadden sonra da içkiyi bırakıyor, tövbe ediyor. Şimdi bir sahabe bu hataya düşebiliyorsa Osmanlı padişahı da bu hataya düşebilir. Fakat tövbe ettiğini biliyoruz ve ondan sonra bu tövbesinin sebebiyle affolunması için birçok hayır hasenat yaptırdığını biliyoruz. 30 tane hafız tayin etmiş Ulu Cami'ye, yani sürekli orada Kur'an okusunlar diye. Yani birçok hayratlar yapmış. Allah kimin günahını affeder, kimin affedemez biz bilemeyiz. Allah'ın bileceği şey. Ama burada onu böyle sebbetmek doğru bir şey değil yani bundan dolayı. Hatta Evliya Çelebi'nin seyahatnamesinde 4. Murat dönemi yaşamıştır Evliya Çelebi. 4. Murat'ı bizzat görmüştür, onunla hukuku vardır. Seyahatnamesinde der ki 4. Murat Bursa'ya geldi, Yıldırım Bayezid'in kabrine gitti ve kabri tekmeledi. Ne böyle padişahane yatarsın? Osmanoğlunun ırzın ayaklar altına alıp Tatar elinde namusumuzu alçattın diyor. Ve Evliya Çelebi bunu anlatırken de şunu söylüyor. Mezara tekme attıktan sonra bir anda ayağına ağrı girdi diyor. Bire medet ayağım diye bağırıp ondan sonra da Nikris hastalığına tutuldu diyor. O ayağından başlayan ağrı bütün vücuduna yayıldı diyor. Ve bu ağrılar sebebiyle vefat ettiğini söylüyor. Evliya Çelebi aslında burada şunu da ima etmek istiyor. Yani Yıldırım Bayezid'in başına gelen şey Allah'ın bir takdiri olduğu. Bundan dolayı onu sebbetmenin doğru olmadığını. Yani onun da saygıdeğer, saygın bir padişah olduğunu, Müslüman, mücahit olduğunu ifade ediyor. Hatta 4. Murat'a da bu yüzden tepki gösteriyor Evliya Çelebi yani. Yani dediğimiz gibi Yıldırım Bayezid evet, böyle bir hataya düştü. Hangi Müslüman hatasızdır, hangi Müslüman kusuru yoktur? Bu onun değerini düşürmez yani. Yanlış bir padişah olarak bilmek doğru bir şey değildir. Tarihimizde Yıldırım Bayezid gibi bir kahraman olduğu için ben gurur duyuyorum yani. Ve gurur duymaya da devam edeceğim.